Mirajdayız. Artı TV'nin nabzını tutuyor. Bugün ilk canlı yayın durağımızdayız. Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Teşekkürler. Evet, gazeteci konuklarımız da bize bu yayında eşlik edecekler. Hemen konuklarımızı tanıtayım. Gazete Duvar Ankara temsilcisi Özlem Akarsu Çelik. Hoş geldiniz. Politik Yol Genelliği'nin yönetmeni Ali Haydar Fırat, hoş geldiniz. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Ve Artı Gerçek yazarlarından Murat Aksoy, hoş geldiniz Murat Aksoy. Hoş bulduk. Hemen biz röportaja başlayacağız ama kısa bir teaser'ımız var. Önce onu izleyelim, sonra hemen yayına başlayalım. Evet Sayın Genel Başkanım, hemen başlayalım. Evet. İki saatimiz var. Evet. Verdiniz listeleri, hayırlı olsun. Evet. Tebrik ederiz. Türkiye'nin 1389 seçim bölgesinde bir seçime giriyoruz. Türkiye'de herhalde bütün seçim bölgelerinde giren, bir iki tane kaza olursa bilmem ama tek parti Saadet Partisi, onu hemen ifade edeyim. 1389 adayınız 1389 var. 1389 belediye başkan adayımız var. Bunlar seçim kurullarına verildi. Bazı yerlerde bir işte itirazlar olmuş. Onu da Yüksek Seçim Kurulu herhalde karar bağlayacak ama biz 1389 belediye başkanlığı seçimine giren tek partiyiz. Şimdi adaylarla o zaman hemen sormaya başlayalım. Evet. Ordu'dan adayınız İdris Naim Şahin. tartışmalar var. Evet. Önce CHP için adı geçti. Evet. Daha sonra İyi Parti ile temasları oldu. Evet. Hatta İyi Parti'den açıklama geldi. Denildi ki zaman darlığı nedeniyle olmadı. Evet. Ama İyi Parti'den bu açıklama gelmeden önce mecliste tartışmalar vardı. Evet. AK Parti'den itirazlar var. Bülent Turan mesela dedi ki FETÖ iddiası olan kovulan bir bakanı aday göstermeye kalktınız diye bu eleştiriler direkt Sayın Şahin için yöneltildi. Ne dersiniz İdris Naim Şahin'in yani öyle bir iddia varsa, evet böyle bir iddia varsa bunu bugüne kadar ortaya koymaları icap ederdi. Sayın yani İdris Naim Şahin Tayyip Bey ile herhalde 92 yılından beri de dönüyor. 94 yılından beri aslında birlikte çalıştığı bir insan. Ancak bir noktaya geldikten sonra ne olduysa yollar ayrıldı. İçişleri Bakanlığı yaptı. Bugüne kadar bildiğim kadarıyla 6 çocuğu var. Bugüne kadar kendisiyle ilgili böyle bir iddia varsa herhalde ortaya konurdu. Konulmadı. Konulmadığına göre bunlar sadece son zamanların modası bildiğiniz gibi. Birkaç tane böyle şablon var. Herkese bakıyorlar hangisi buna tam denk gelir, o şablonu hemen giydirmeye çalışıyorlar. Ben tutacağını zannetmiyorum. İdris Naim Şahin Bey tecrübeli bir insan, bir siyasetçi, bir bürokrat ve Ordulular da en çok ona itibar ettiler. Yani ordunun özellikle talebi üzerine hem bizim teşkilatımızın hem ordudaki halkın kendisi de orduya giderken geçen günkü karşılaması bayağı muhteşem olmuş. Yani 1500'ün üzerinde araba karşılamış. Demek ki kendisine orada bir sevgi var, saygı var. Ben iktidar partisinin bu tip karalamalarının hiçbirisine itibar etmiyorum. Hele bugünden sonra. Yani devletin hangi kademesi olursa olsun birisini oradan uzaklaştırmak istiyorlarsa bir iki yaftadan tabii son zamanlarında en moda olanı FETÖ'cülük hemen o damgayı vurup mahkemeye vermelerine de ihtiyaç yok. Öyle bir noktadayız ki o damgayı vurdukları zaman görevden alıyorlar, uzaklaştırıyorlar. O zat mahkemeye giderse mahkemeyi kazanıyor, bilgisi yoksa.
Ama kazanmasına rağmen de göreve iade etmiyorlar. Şimdi Türkiye böyle bir ülke. Onun için biz Türkiye'de bir numaralı mesele nedir dediğiniz zaman adalet diyoruz. Adalet yok. Adaleti arıyoruz tabii. Nerede bulurlar? Bulan bize bir gün haber verir inşallah, biz de peşinden gideriz. Adaletsiz olmaz çünkü. Adalet mülkün temeli, adalet huruzun, başı, barışın temeli. Adalet bir yerde olmadan insanların orada huzurlu olmaları mümkün değil. Yani başı sıkıştığında, kendisine bir hakaret yapıldığında, kötülük yapıldığında, saldırı olduğunda nereye gidecek? Adalete gidecek. Hükümetle başı derde girerse nereye gidecek? Adalete gidecek. Şimdi gidemez. Hükümetle hele başı dertteyse kesinlikle gidemez. Onun için hükümet şu anda en büyük hatasını farkında değil. Şu anda en büyük hatasını adaleti yok ederek, adaleti ortadan kaldırarak yaptı. Farkında değiller mi dediniz? Yoksa farkındalar, bir şey yapmıyorlar mı? Ya onu biraz açar mısınız yani? Şöyle. Yani insanlar bu psikolojik bir, bunu tahlilini psikologlara sormak lazım. Yani insan bazen bir işi yapıyor. Bunun yanlış olduğunu görüyor. Ama o attığı adım kendisine fayda sağlıyorsa, ya aslında bu pek de yanlış bir iş değil. Çünkü bana da fayda sağladığına göre herhalde doğru olması icap eder diyor. O konuda ısrar ediyor. İşte o zaman zulüm başlıyor. Çünkü mefhum ortadan kalkıyor. Adalet başka bir iş. Yani adalet özellikle etkili, güçlü, zorba olanlara karşı garibanı koruyan bir mefhum. Yani evet, bir yerde münakaşa olur. Bir yerde bilmem ortaklar arasında ihtilaf çıkarır. Kavga olur, şu olur, bu olur. Adalet orada da devreye girer ama esas adalet güçlü olanın etkisinden zayıfı korumaktır. Şu anda da güçlü olan devlete hakim olanlar. Yani devlete hakim olanlar eğer adaleti yok sayıyorlarsa, o zaman ben işte acaba farkındalar mı değiller mi? O soru bazen gündeme geliyor. Ama ben farkında olup olmamak önemli değil. Adalet oradan kalktı mı? Evet, söyleyecek Özlem başka bir şey. Efendim? Özlem Akarsu Çelik. Adalet konusu bence burada bitmez ama ben bir parantez açıp başka bir soru sormak istiyorum izninizle. Diğer konuya ama devam edelim lütfen. Evet, zamanı geldi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ile de çünkü bu edilen hakaretler, terör yaftalamaları ile ilgili işte sizi de içine katarak Zillet İttifakı çok hani gerçekten çirkin ithamlarda bulunuyorlar sürekli. Ama ben şunu merak ediyorum. Bu seçimden sonra, 31 Mart'tan sonra bir erken seçim beklentiniz var mı? Çünkü son 5 yılda 7. sandık önümüze konulan. Evet. Ve bu yeni rejime bir meşruiyet oluşturma çabası için habire bizi, tüm seçmeni sandığa götürmek gibi bir yöntem buldu siyasi iktidar. Bundan sonrası için sanki daha başka formüller, yeni parti oluşumlarından bahsediliyor. Bütün bunları düşündüğümüzde var mı sizce ufukta bir erken seçim? Şimdi yani Sayın Cumhurbaşkanı siyasi meselelerde tam bir hesap adamı gibi davranıyor. Yani kamuoyu yoklamalarıyla kendi pozisyonunun nerede olduğunu ölçüyor, ona göre bir karar veriyor. Eğer bu seçimlerden sonra ya Türkiye felakete gidiyor, bu alınan karar bizi zora soktu, hadi yeniden bir seçime gidelim de bu işi düzeltelim, daha önce olduğu gibi diye düşünürlerse olabilir. Ama ben ona pek ihtimal vermiyorum. Çünkü bundan sonra patinaj yapmanın ötesinde geri geri gidiyorlar artık. Yani bir araba bir yere çıkmaya başlar yokuşu. Buzluysa veya bilmem uygun hava şartları yoksa, yavaşladı mıydı patinaj yapmaya başlar. Patinaj olduğu yerde durmakla kalmaz. Arabanın gücü yok. Dikişle tutturamıyorsa bu sefer geri geri gider. Geri gitti miydi de nereden, uçurumdan aşağı nerede gideceği belli olmaz. Onun için bu arkadaşlarımız, ben erken seçimi bundan sonra düşüneceklerini hiç zannetmiyorum. Onlar için risk olur. Çünkü geçmişteki tablodan farklı bir tablo var. Şu anda iktidar, yani
üzülerek ifade ediyorum ama hiç kendisinin meydana getirdiği hiçbir problemi çözemiyor. Ekonomi en ciddi problem ekonomide, eğitimde, sağlıkta, dış politikada hiçbirisini çözemiyor. Çözememesinin temel sebebi düşünmemesi. Düşünme özelliklerini kaybettiler. Çünkü düşünen insan tepki gösterir. Düşünen insan farklı fikirler ortaya koyar. Düşünen insan bizim bugüne kadar yaptığımız icraatlarda yanlışımız var mı yok mu? Bir müzakere yapar. Bu müzakerelerin hiçbirisi yok artık. Olmadığı için bundan sonra toparlama ihtimallerini ben görmüyorum. Toparlama nasıl olur? Yani bazen aklımdan geçiyor. Nasıl olur? Yaptıkları bütün hataları diyecekler ki kabul ettik. Yanlış yapmışız. Hadi bakalım şimdi sıfırdan başlayalım. Ama ben hükümetin şu andaki beyanatlarına bakıyorum. Hiçbir konuda tutarlılık göremiyorum. Ben bir kere yanlış yaptık dediler. Başımıza gelmedi kaldı. Başka yo, bir şey söylesinler. Şimdi tabii yani o sıkıntılar var da ben bunu düzeltemezler manasına söylüyorum. Çünkü bir yanlışın düzeltilebilmesi önce yanlışın kabulüyle başlar. Eğer burada ısrarlı olurlar, hayır biz doğru yapıyoruz derlerse milletin de bir tahammül sınırı vardır. Bir noktadan sonra destek kaybolmaya başlar. Şu anda desteği kaybettiklerini görüyorlar. Bize karşı, ben onu öyle diyorum, bize karşı oruç tutuyorlardı. Hiç saadet lafını ağızlarına almıyorlardı, bozulur oruç diye. Başladılar, niye başladılar? Çünkü sıkıntıdalar. Ve bizim biraz merhale kat ettiğimizi gördükleri için sık sık bizi gündeme getirmek ve yani çok çirkin ifadelerle bir ülkenin yöneticileri bu kadar çirkin ifadeler kullanırlarsa artık bunlardan hayır gelmez. Yani ben bakıyorum kullandıkları ifadelerin hiçbir tanesi aklı başında bir insana yaraşmıyor. Ben öyle görüyorum. Cevap vermeyi de değer bulmuyorum onun için. Herkes kendisini tarif ediyor. Onu da sık sık söylüyorum. Yani bir insanın ağzından bir söz çıkarsa affedersiniz ben burada birisine kızsam veya siz birisine kızsanız ağzınızı açıp gözünüzü yumsanız bakanlar kime ne dediğinize bakmaz size bakar siz ne diyorsunuz diye. Çünkü sizin ağzınızdan çıkan laf ister istemez bizim ağzımızdan çıkan bizi tarif eder. Bunun farkında değiller. Sayın Genel Başkan 24 Haziran seçimlerine giderken yine Cumhur İttifakı şunu söylemişti AK Parti'de Milliyetçi Hareket Partisi'de bu Türkiye'nin beka meselesidir. İşte bu sistem geçerse, onaylanırsa ve biz başa gelirsek Türkiye uçacak dediler. Ama şu an görüldüğü üzere bütün bu kuyruklarda, ekonomik krizde aslında Türkiye uçmadı. Birinci mesele bu, birinci sorum. Yani bu bir beka meselesi mi? Bu seçimler böyle mi bakmak gerekiyor? Ki o yüzden kendisine muhalif olan bütün partileri ayırt etmeksizin terör şemsiyesi altına sokmaya çalışıyorlar. İkinci sorum da şu, 1994 ruhuyla hareket ettiklerini söylüyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi bir defa beka meselesi, ben bunu onlar da dile getiriyor, ben de dile getiriyorum. Türkiye'nin şu anda bir beka problemi varsa, bu beka problemini meydana getiren bugüne kadar bu iktidarın icraatları. Çünkü 2002 yılında seçime giderken hiç bekadan bahsetmediler. Ama şimdi sık sık beka probleminden bahsediyor. 16 yıl Türkiye'de başka birisi iktidar olmadı ki, bu arkadaşlar iktidardaydı. Bu dönemde eğer bir beka problemi ortaya çıktıysa bunun mesulü doğrudan doğruya bu iktidarın kendisidir. Ancak şunu görmemiz lazım. Türkiye bu içinde bulunduğu coğrafik konum sebebiyle yani güçlü ülkelerin diyelim, etkili ülkelerin gözü altında, bizim topraklarımızda herkesin gözü var. En azından bizi etkilemek, bizi kendi saflarında tutmak, bizi bölüp parçalamak, küçültmek, güçlenmemizi önlemek, en azından güçlü bir siyasi tavır koymayalım diye. Bu başka bir şey, bu beka problemi değil. Bu Türkiye'nin böyle bir etki altında bulunduğunun işareti. Ancak eğer böyle bir problem varsa bir ülkede,
hükümetlerin ilk yapması icap eden iş, bu beka probleminin üstesinden gelebilmek için içeride bütünlüğü sağlamaktır. Kendileri gibi düşünmeyen, inanmayan, farklı politikalara sahip olan parti mensuplarını kucaklayacaklar. Siz bir mücadeleyi verecekseniz eğer, bu mücadeleyi AK Partililer vermeyecek ki. Bu mücadeleyi bu ülkede yaşayan bütün insanlar verecek. Ben hükümette öyle bir endişe görmüyorum. Tam tersi düşmanlaştırıyor. Benden sen iyisin, vatan seversin. Benden değilsen hainsin, vatan düşmanısın. Bu hakikaten akıl almayacak bir politika. Eğer bir beka problemi varsa. Ha, beka problemi diye bir problem var mı? Ya, onu da söyleyeyim. Var. Bugün iktidar partisinin beka problemi var. Bitti, tükendi, problem çözemiyor, demin onun için söyledim. Ortağının da beka problemi var. Onlar da bitti, tükendiler. Niye durduk yere birbirlerine, yani fazla değil, bir araya gelmelerinden bir sene önceki laflarını alın. Bu lafları siz birbirinize söylediydiniz, ne oldu diye bir sorun. Bu kadar ağır, ben bu kadar ağır hakaretleri yapamam. 15 Temmuz diyorlar. Ondan öncesi önemli değil, sonrasına diyor bakıyoruz biz. Hepsi hikaye. Bunların hepsi hikaye. Ben sadece söyledim. Peki 15 Temmuz'dan önce bu kadar ağır hakaretleri yapanlarla nasıl dostluk kuruyorsunuz siz o zaman? Hiç mi insafınız yok? Hiç mi ahlaki değerleriniz yok? Bizim orada söylediğimiz o dönemde biz iktidarın politikalarını tenkit ederiz. İktidarın politikalarını sadece biz tenkit olsun diye değil veya bu iktidarı küçük düşürmek için değil, bu ülke bu politikalardan zarar görüyor diye tenkit ederiz. Düzeltsinler diye tenkit ederiz. Onun için bizim tenkidimizi hakaret gibi almaya kimsenin hakkı yok. Biz hakaret etmek için ekonomi iyi gitmiyor demiyoruz ki. Biz hakaret etmek için ille de dış politikada ciddi hatalar yapılıyor, eğitim düzeltilemiyor demiyoruz ki. Tam tersi, siz bu politikalarınızla ısrar ederseniz bu ülkenin bu problemlerini çözemezsiniz diyoruz. Bir başka bir şeyimiz daha var. Yani geçmişte bir politikacımız biz bu problemleri çözeriz diye sorulunca nasıl dediler? Yani söyleyeyim de kopya mı çekesiniz demişti. Yok, bizim öyle bir endişemiz yok. Biz çözümü de söylüyoruz. Yani ekonomik dersek mesela, ekonomideki çözüm iktidarın bugüne kadar izlediği yolsuzluk ve israfa sebep olan, israf anlayışımız farklı yalnız, onu da belirteyim. Bütün politikalarını terk edip ülkemizin ne kadar harekete geçirilebilir kaynağı varsa bunu üretime tahsis etmesi. En kısa kelimeyle böyle ifade edebiliyorum. Bütün kaynaklarımızı bizim üretime tahsis etmemiz lazım ki üretim artsın. Üretim ucuzlasın. Üretim kaliteli olsun. Üretimin artması şu demek. İthalat yapıyorsanız ithalat ikamesi sağlanacak. Dışarıya döviz vermeyeceksiniz. Yok, eğer kaliteli mal üretiyorsanız İhraç potansiyeli doğacak. Bu sefer döviz kazanacaksınız. Dış ticaret açığınızı kapatacaksınız. Üretim demek yatırım demek. Yatırım demek istihdam demek. Yani bizim aslında şu anda şikayet ettiğimiz bütün problemler işte bu söylediğim duruşta yatıyor. Bizim bu söylediklerimizi anlar gibi oldular geçen seçimden sonra. Çünkü biz dedik ki iktidara gelsek bütün yatırımları durduracağız. Ama onu da izah ettik. Çünkü biliyoruz bunu çarpıtacaklarını. Bütün yatırımları göz önüne alacağız. Bitmeye yakın. Bize fayda sağlayacak yatırımlar devam edecek. Geriye kalan yatırımların tamamını durdurup o yatırımlardan elimizde kalan parayı üretime dönük yatırımlara tahsis edeceğiz. Seçimler oldu bitti ve bizi bundan dolayı davul zurna bak yatırımları durduruyor adamlar ki akıllara bak dediler. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bütün yatırımları durduracağız. Dedi, orada kaldı ama.
Hani ne oldu? Hiçbir şey değişmedi. Bakalım yerel seçimlerde ne olacak? Sizin tavsiyelerinizi evet. dinleyecekler mi? Bir de 1994 ruhu. Ha, 1994. Ya ben onu dedim. Ya birazcık da latife olsun diye. Ya ruh çağırmakla 94 ruhu geri gelmez. Yani 94 ruhu yaşanır. Prensipleri var. Siz onu terk edeceksiniz. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra herhalde ya şişmanladınız ya gömlek eski gibi bir şey oldu. Giyemezsiniz tekrar onu zaten. Onun için o öyle bir ruh gelmez geri. Galiba o gömleğin modası da geçti herhalde. Efendim? Gömleğin modası da geçti. Çıkarmışlardı zaten. Gömleğin modası geçti artık zaten. Evet, onu hiç bahsetmiyorum. Ben Ali Haydar'ın sorusuna bağlantılı olarak şunu sormak istiyorum. Sayın Devlet Bahçeli şey dedi, hani İstanbul ve Ankara'yı bu hani Cumhur İttifakı kaybederse bu hani 24 Haziran'la birlikte hayata geçen yeni hükümet sistemi, evet, yeni artık adına ne diyeceksek hani onun evet ya orada da bir şey var hani bir şey gerçi evet, hukuki bir adı var da bu sistem tartışmaya açılır şey yaptı, tartışması başlattı ve o Bahçeli de beka sorununu bu tartışma üzerinden yürüttü. Siz buna katılır mısınız? Yani diyelim ki hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları Ankara'yı, İstanbul'u aldılar ya da Bursa'yı, hani bu birkaç tane sembolik il var ya, yani Antalya, Mersin, Balıkesir, evet, evet, gibi, Adana gibi 6-7 tane. Diyelim ki burada belli bir başarı elde etti. Yani Millet İttifakı ve sizin partiniz de bazı yerlerde. Evet. Diyelim ki belli bir oranda, hani çünkü artık partilerin tek tek oylarını da tespit etme şansımız yok bu ittifaklardan, hı, dolayı. Bu sistemin tartışmaya açılması bir beka sorunu mudur? Ya da bu belediyeler kazanılırsa bu tartışma başlar mı? Bu tartışma şu anda var. Yani bu hükümet modeliyle Türkiye idare edilemez. Türkiye değil, hiçbir ülke idare edilemez. Kontrolsüz, tek kişiye verilen bir yetki. Kontrolsüz ve tek kişiye. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki 5 yılda bir soruyorlar ya. Allah Allah. Yani bunu denetim mi kabul edeceğiz biz şimdi? Bu şaka mı ya? Devleti yönetiyorsunuz. Her an, her gün yeni kararlar alıyorsunuz. Aldığınız kararların %90'ı tartışmaya açık, doğru değil, yanlış kararlar. Bunun müzakeresini doğru dürüst mecliste yapamıyorsunuz. Bakanları sığgaya çekemiyorsunuz. Hesap soramıyorsunuz. Bir sürü iddialar çıkıyor. Böyle şey mi olur? Bu neticede dikta rejimine evrilir, götürür. İstesen de istemesen de görür. Bir kişi karar verecek. Bakanlar Kurulu'ndan bazen bahsediyorlar. Hükümetten bahsediyor. Ağzımız alışmış. Ne Bakanlar Kurulu var, ne hükümet var. Yok böyle bir şey. Bir kişi var. Onun için bu zaten açık bir soru ve bu eninde sonunda değiştirilmeye mahkum. Değiştirilmeden bu ülke böyle gitmez. Padişahlık mı? Padişahlık böyle değil. Padişahların bir erkanı vardı. Herkes her zaman açıkça belki seçilerek gelmiyor. Padişah kendisi seçiyordu. Ama bir danışma kurulu vardı. Bir vezirlerden meydana gelen bir kurul vardı. Yeri geldiği zaman padişah bile sorgulanıyordu. Burada bunların hiçbirisi yok. Laüsel bir başkan. Olmaz böyle bir şey. Türkiye böyle idare edilemez. Bunu eğer sorguluyorlar, bunun adına da beka sorunu diyorlarsa, yani vah vah derim ben. Yazık. Efendim, tam bu padişahlıktan benim hep ilgimi çeken şu, padişahlık Osmanlı özentisi, bir öykünme ve benzetmeler çok yapılıyor ama Osmanlı'da bir sadrazam vardı. Yani kritik bir konu olduğunda tabiri caizse kellesi giden, sorgulanan, hesap veren bir sadrazam. Şimdi öyle bir sadrazam yok ve güç yok. Ailede ve yakın çevrede toplanmış, tabii, durumda. Peki kim bunun bedelini ödeyecek bir sorun olduğunda? Yani şöyle, tabii ümit ederiz ki demokratik sistem devam eder. Halk bir gün gelir, bu iş böyle gitmiyor der ve oylarıyla bu hükümeti indirir. Daha doğrusu bugün AK Parti'yi indirir. Cumhurbaşkanını seçmez, artık bundan sonra bu iş böyle gitmiyor der. Makul olan budur. Tabii bu nasıl sağlanacak? Eğer toplumun kaldıramayacağı kadar
ciddi problemler doğarsa bundan hepimiz zarar görür. Herkes zarar görür. Şu anda dediğiniz gibi iş adım 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 yakın çevre değil. Hakikaten aile yönetimine gidiyor. Böyle bir yönetim uzun vadede devam edemez ki. Siz çevrenizdeki insanlara bir miktar yani ulufe dağıtır gibi bir şeyleri, imkanları tahsis edeceksiniz. 82 milyon insan var memlekette. Zaten bu tahsisi 82 milyona verebilirseniz 82 milyon memnun olur. Ama öyle olmuyor iş. Sayın Genel Başkanım, çok karanlık bir tablo çizdiniz. Padişahlık dediniz, ha. Diktatörlük dediniz, tek bir aileden bahsettiniz. Oldukça karanlık ama şimdi 24 Haziran seçimleri yapıldı ve biz resmen 8 Temmuz'da bu sisteme adım atmış olduk. Evet. 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı evet. Külliyesi'nde de bir açılış yapıldı. Cumhurbaşkanı kürsüye çıktı. Siz o gün oraya gitmiştiniz. Gittim. Pişman mısınız? Bu kadar karanlık bir tablonun ilk adımı orada atıldı. Yok, şöyle. Şimdi her şeye rağmen ben ülkede problemlerin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Konuşarak, karşılıklı tartışarak, müzakere ederek. Bu kolay mı? Değil. Bu gücü olandan gelirse bu teklif, o zaman bu gerçekleşir. Ama bizim gibi muhalefette bulunanlardan gelirse iktidarın ona göstereceği ilgiye bağlıdır. Ben bunu karanlık bir tablo çizmek için söylemedim. Ben ümitsiz değilim. Neticede bir gün gelecek, bu sistem değişecek, bu yönetim gidecek. Bu yönetim gitmesinin sebebi ortaya koydukları performansın artık bu milleti tatmin etmemesinden kaynaklanıyor. Yani şu olmuş olsaydı, diyelim ki Türkiye ekonomide birdenbire uçtu. Milli gelirimiz bugünkünün 3-4 misline çıktı. Asgari ücret artık açlık sınırında değil, yoksulluk sınırında. İşsiz insanımız kalmadı. Tarımda zirve yaptık. Sanayimiz dünyaya meydan okuyor. Öyle bir dönemde böyle bir karar alınmış olsaydı millet derdi ki helal olsun bu adama. Ben bunun arkasından giderim arkadaş. İmparator da olsa, padişah da olsa, kim olursa olsun. Ama öyle bir durumda değiliz. Tükendiği için şahsi olarak Cumhurbaşkanı'nın şahsi cazibesine güvenerek böyle bir yolu tercih ettiler. Doğru olduğu için değil, faydalı olduğu için değil. Tamamen çünkü şu anda AK Parti diye bir parti yok. Var mı? AK Parti diye bir kurum varsa bunun müesseseleri olur. Bu çalışır. Öyle bir şey yok ki. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben bunları istemiyorum. Bu belediye başkanları gidecek. Halk seçmiş. Anlamam diyor. Onlar gidiyor. Vekiller değişecek. Hele şimdi zaten bakanlar vesaire diye adı bakan da bakan değil. Bakanlık özelliği ve yetkisi yok. İstediği an değişir. Amerika'da bile başkanlık sistemi var. Başkanlık sistemi denetlenebilen bir sistem. Ancak bakan yok orada da. Orada da sekreterler var. Secretary of State. Yani başkan adına karar veren, icraat yapan birisi başkanın politikalarıyla ters düştüğü zaman gel bakayım sen diyor, yerine koyuyor. Karar alırken ille de onlara danışarak karar alma mecburiyetinde değil. Başkanlık sistemi. Başkanı kim denetliyor? Başkanı esas itibariyle meclisler denetliyor. Halkın denetlemesi seçimden seçime o kadar önemli değil. Ama esas aldığı bir kararı iki meclisten de geçirmesi lazım. Geçen sefer Trump hem mecliste hem senatoda kendi partisi çoğunlukta olmasına rağmen aldığı kararları geçiremedi birçoğunu. Şimdi zaten o ortadan kalktı. Onun için denetlenebilirlik önemli. Şimdiki sistem denetlenemez bir sistem. Bizim itirazımız buraya. Olmaz. Bugünkü çağda denetlenemeyen bir sistem neticede yanlış bir sisteme dönüşür. Sizin niyetiniz önemli değil. Ben bunu çok iyi olsun diye yaptım. Hiç önemli değil.
Ama sonuç ortada. Şimdi tabii. Dediniz ki AK Parti yok, sadece Erdoğan tabii. var. Tam seçim meydanlarında da o havayı alıyoruz. Erdoğan evet. il il geziyor, belediye başkanlarının yerine, başkan adaylarının yerine kendisi mitingler düzenliyor. Tabii. Adaylara güvenmiyor mu? Neden Erdoğan miting yapıyor? Ya bu bir uslup. Ne dersin? Yani ben varım, benden başka kimse yok diyor. Yani bu bir uslup. Zaten belediye başkanları da kendi illerinde tenkit edildikleri zaman siz beni mi seçtiniz diyor. Siz beni seçmediniz ki. Cumhurbaşkanı benim adımı koydu. Ben seçildim diyor. Ben ona bakarım, size bakmam diyor. Yani genelde böyle bir av var. Maalesef. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki söylemi dikkat çekiyor. Birincisi sandıklara sahip çıkın yoğun bir işte. İkincisi de anketlere güvenmiyorum açıklaması oldu. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bu yerel seçimle ilişkin hiçbir projenin doğru düz konuşulmaması bilinçli bir tercih mi? Ortaya şimdi 16 yıl iktidarda bulunan bir parti 16 yıl sonra bir sürü problemi geride bırakıyorsa projeleri konuşamaz. Yani onlar haklı. Konuşamazlar. Çünkü geriye bulundukları ve perişan olan hali tenkit ettikleri zaman kendi kendilerini tenkit etmiş olacaklar. Muhalefet de onların oyununa düşüp aynı şeyleri söyleyince Tayyip Erdoğan kamuoyu nezdinde işte tencere dibin kara, seninki benden kara bu oyuna gelmiş, düşmüş oluyor. Ben de onun oyundan hiçbirisine girmiyorum. Yani Sayın Erdoğan'ın söyledikleri, bizimle ilgili bilmem Bahçeli'nin hakaretleri, bunların tamamı bize gelen ayna gibi yansıyor kendi yüzlerine. Ne derlerse desinler. Hiç bir tanesi beni endişeye sevk etmiyor. Üzüntüm vay canına devletin yönetimine talip olanlar bu hale nasıl düşüyorlar? Ona üzülüyor. Bunlar devleti yönetemezler ki bu kadar çirkinleşirseniz. Ha, öbür tarafa gelince neydi? Anketler. Aslında anketlere bugüne kadar en çok itibar eden kişi benim bildiğim kadarıyla evet. Sayın Erdoğan. Genelde öyle bilinir. Tabii öyle biliniyor. Çünkü anketlere bakıyor. Ancak anketler kendi istediğini yansıtmayınca aman kimse bakmasın diyor. Çünkü kaybettiğini görüyor orada. Ben öyle anlıyorum. Kaybettiğini gördüğü için de telaşlanıyor. Sertleşiyor. Tavırları artık eski tavırlarından daha farklı. Yani ben bundan sonra mesela Sayın Erdoğan'ın hiçbir balkon konuşması yapabileceğini zannetmiyorum eski yaptığı konuşmalar gibi. Milleti kucaklayan. Çünkü kucaklamak artık ona bir kazan sağlamıyor. Yani o pratik. Kendisine hangi tavır daha fazla fayda sağlıyorsa onu tercih ediyor. Çok böyle şunun üzerine inşa etmiş vaziyette politikalarını ki bu politika kısmen başarılı oldu. Hani geçen seçimler tekrar edildiği zaman da bu meydana gelmişti. Ancak geçen seçim tutmadı ama. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi tutmadı. Neden tutmadı? Çünkü AK Parti'nin oyu 42'ye düştü. Ancak Bahçeli'nin desteğiyle 51'i buldu. Yani o görünüyor açık. Şimdi bu daha ileri gitmedi. Ya ben söyleyeyim yani. O 42 şu anda 30-35 arasındaki bir rakam. Ben onu soracaktım eğer cevabınız bitirse. Evet. Bir anketler dediniz ki anketlerde beklediğini bulamıyor. Rakam da verdiniz 30-35 arasında. Sizin beklediğiniz. Peki aynı şeyi 24 Haziran öncesinde de yine sizde program yapmıştık ve siz çok umutluydunuz Saadet Partisi doğru. olarak hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde evet. yani aday oldunuz. Fakat sandıktan istediğiniz çıkmadı. Sonuç çıkmadı. Hiç çıkmadı. Hem de nasıl? Hiç çıkmadı. Evet. Onu neye bağlıyorsunuz ve şimdiki konjonktürle o günkü konjonktür arasında bir fark var mı ve kendiniz açısından hani yerel seçimde bir değişiklik bekliyor musunuz? Evet. Bir 30-35'i netleştirelim mi? Tahmininiz mi? Elinizde tahminimiz. Veriler var mı? Tahminimiz. Tamam. Yani bazı veriler de var ama bunu ben tahminimiz diye söyleyeyim. Şimdi veriler de desteklenen tahmin. Evet. Yani aslında analiz yapanlar oraya girersek bunu biraz daha farklı yorumluyorlar detayda. Yani
Kusura bakmayın, bu noktayı şöyle açıklayayım. Yani AK Parti'nin her ne pahasına olursa olsun destekçi bir kadrosu var. Şeyi var, tabanı var. Bu taban geçen seçimlerden önce yaklaşık %24 civarındaydı. Bu taban aslında seçim yaklaşırken %22'lere kadar geriledi. Fakat bir de AK Parti'ye destek kesin olarak veren yine ama artık soru sormaya başlamış, tamam da ya bu da olmaz ki diyor. Onların da oranı yaklaşık olarak 8 civarında. Yani geçen seçimden önce 24 artı 8 32 idi. İşte geriye kalan kısım 38'e çıkıyordu. Son andaki oluşan havayla 42 oldu. Nasıl oldu bilmem ama oldu. 38 gözüküyordu. Şimdi bu geriledi. Bunu toparlama ihtimalleri gözükmüyor. Güven sarsıldı. Çünkü AK Parti'nin içinde bugüne kadar yapılan yanlış politikaları görüp başkaldıran, daha doğrusu başkaldırma da değil, itiraz eden kim varsa elimine edildi. Her elimine edilen insanla beraber etrafında da bir grup insan ister istemez terk ediyor gidiyor. Yani manzara bu, onu ifade etmek istiyorum. Evet, beklentiniz kendinizle ilgili. Yani şimdi öbürünü söyleyeceğim. Şimdi biz seçime giderken her gittiğimiz yerde cidden çok büyük bir ilgiyle karşılandık. Burada ben bir parantez açayım da, ben yani bir siyasetçisiniz siz ama biz de bir gazeteci olarak. Şimdi aslında önceki seçime baktığımız zaman da ilgi var. Şimdi bu gerçek bir ilgi midir? Yoksa bu ilgi oya dönüşecek bir ilgi midir? İşte onu şey diyeceğim. Yani yok, ben siyasetçi, siz diyorsunuz ya, siz benden daha iyi tahmin edersiniz kanaatindeyim. Ben öyle klasik siyasetçi gibi, ben bu işin erbabıyım. Baktım mıydı adamın gözünde ne olmalı olduğunu anlarım. Benim öyle bir özelliğim yok. Onu hemen açıkça söyleyeyim. Ama bir tahminde bulunmak, yorum yapmak mümkün. Şimdi geçen seçimde bize karşı gösterilen teveccühün temelinde bizim çıkışımız yatıyordu. Düne kadar bize karşı olan birçok insan bizim böyle bir referandumda AK Parti'nin karşısında durabileceğimizi tahmin etmediler. Duracağımızı tahmin etmediler. Bundan dolayı da hep bir şaşkınlık vardı ve seçim satımı haline kadar bu sürdü birçok yerde. Ya bir gün gelir siz gene farklı davranırsınız diye. Halbuki bizim yaklaşımımız ilkesel. Öyle şahsi olarak benim hoşuma gidiyor gitmiyor tarzında değil. Geçen sefer bizim tavrımızdan dolayı bize kulak verenler kendilerinin hoşuna giden sözleri söylediğimiz için bize bu ilgiyi göstermişler. Şimdi ben yorum yapıyorum. Seçime yakın hep böyle diyorlardı. Gönlümüzü kazandın. Allah razı olsun. Oyunuz o zaman başına ne yiyor? Ha, şimdi gittiğim aynı yerlerde manzaranın değiştiğine şahit oluyorum. Gönlümüzü kazandınız demiyorlar. Biz sizi destekleyeceğiz diyorlar. Bu da bende bir ümit uyandırıyor. İster istemez. Yani düne kadar bize destek vermeyen, bizim politikalarımızı benimsemeyen insanlar, çünkü mümkün olduğu kadar şunu yapmaya çalışıyoruz. Ben belediye başkanlarımız prensip itibariyle hangi ölçülere uyacaklar onu deklare ettik. Herkes aynı şeyi söylüyor. Yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz, haksızlık yapmayacağız, herkesi kucaklayacağız. Cepsiz ceket giyeceğiz. Cepsiz ceket giyeceğiz. Şimdi herkes buna razı. Bir de icraatlarda neye önem vereceğiz? Bir de onlar var. Şimdi ben bunlardan bahsediyorum konuşmalarımda ama şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları daha çok önemsediğim için ister istemez bu yerel seçimlerde verilecek destek bir bakıma iktidar tarafından kendi politikalarının da benimsendiği manasına geleceği için dikkat edin diyorum. Her konuda iflas ettiler. Politikaları iflas etti. Ve ülkenin problemleri,
bu ısrar devam ederse çözülmez. Ara ara sanki farklılık yapacaklarmış gibi kanaat doğuyor. Ama arkasından bakıyorsunuz ki hiç o kanaatleri destekleyecek bir icraat yok. Ben onun üzerine de tek tek ne yapılması icap ettiğini de söylüyorum. Hem bugün Türkiye'nin birkaç tane problemi var. Birisi işsizlik. Siz üretime dayalı bir politika geliştirmez, yeni istihdam sahalarını böylece oluşturmazsanız bunu çözemezsiniz. Bu kadar basit. Ya bu uzun uzun üzerinde araştırma yapılması icap eden bir konu değil bu. Tarımda da böyle. Şimdi siz tarımda 2 milyon hektar araziyi ekilemez hale getirmişsiniz. Ekmiyor çiftçi. Gidip de niye ekmiyorsun diye sormuyor. Diyorlar ki biz bunu tarıma yeniden kazandıracağız. E nasıl kazandıracaksınız? Şimdi bizim sorduğumuz o. Siz çiftçiyi... Efendim? İthal forever. İster istemez oraya geliyor iş. Çünkü siz çiftçinin ayakta durmasını istiyorsanız çiftçi kendi meşgalesiyle geçimini sağlayabilmeli. Bu kadar basit. Ya hakikaten ben bu kadar siyasetçilerin şaşırdıklarına havzalam almıyor. Yani ben böyle büyük politikalar, faizi şuradan aldın, dövizi şöyle ettin, falanca yerde şu numarayı çektin, Türkiye'ye para değil ya, çok basit, sade. Çiftçinin emeğinin karşılığını almasını sağlarsanız çiftçi daha çok eker biçer, ürünü de piyasaya ucuza sürer. Ama siz çiftçinin ürününün ucuza mal edilebilmesi için onun girdilerindeki vergileri kaldıracaksınız en azından. Onun malı piyasaya çıktığı zaman soğan stokçuları, bilmem buğday stokçuları gibi bir kafa yapısına bürüneceğinize, ya bunlar eğer şimdiden çiftçinin elinden alınmazsa, besicinden alınmazsa bu fiyatlar aşağı düşer. Tüccar ucuz almak ister mal bolsa. Bunların hiçbirini yapmıyorlar. O zaman çözemezsiniz. Sanayide insanlar %10 düşmüş geçen ay. Ya bu havsalam almıyor beni. %10 sanayi üretiminin %10 düşmesi felaketin ta kendisi. Peki bunun yeniden o seviyeye çıkması için ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Bakkal dükkanları açacağız. Tanzim satış. Tanzim satış dediğiniz ya bakkal dükkanı. İçinde 10 tane 15 tane meyve sebze satılan yere ne diyeceğiz biz? Yani bakkal dükkanları açarak bakkallarla, pazarcılarla rekabet edebilirsiniz. Ama çiftçi esas ürünü üreten insanın derdiyle dertlenmezseniz o ürün pazara gelmez. Bu sefer dışarıdan getirmek mecburiyetinde. Onun için ithalat forever olur o zaman orada. Yarısı Türkiye, yarısı İngilizce oldu. Evet, aynen. Yani şimdi esas başladığımız konu bizim hakikaten şu anda iktidarın yanlış politikalarını gündeme getirip vatandaşın bunu görmesini arzu ediyoruz. Bundan dolayı da insanlar, ben bunu söyleyince çiftçi anlıyor bunu. Ya sıkıntısını biliyor çünkü. Ben de onun tam hastalığının olduğu yere parmağımı basmışım. Bacana ya sen benim hastalığımı biliyorsun diyor. O zaman destek veriyor. Esnaf da veriyor. Asgari ücretle çalışan, karnını zor doyuran insan da veriyor ve verecek. İnanıyorum. Ama bu bir, ben geçen sefer şöyle düşünmüştüm. Bu bir dip dalga gibi. Bir şey geliyor. Herkesin gönlümüz sizinle demesi bu dip dalganın işareti diye. Olmadı. Yüze çıkmadı bütün. Ne yapalım? Yani. Ama şimdi bunun yavaş yavaş yüzeye çıktığına şahit oluyoruz. Kanaati var. Gene de ben kahin değilim. Ama. Bu seçimin belirleyicisi ekonomik kriz olacak kuşkusuz. Esas itibariyle öyle gözüküyor. Bu kriz nedeniyle insanlar tercihlerini değiştirebilir. Saadet Partisi'nin ekonomik krizle ilgili önerileri de bu şekilde herhalde. Evet evet. Yani şahıslar değiştiriyorlar ama hükümet tavrını değiştirmiyor. Yani bunu ben anlayamıyorum. Esas olarak anlamadığım bu. Bu temeldeki yapılan işte bu baştan verilen karar. Ben devleti bütünüyle
ekonominin dışına çıkaracağım. Güzel. Peki özel sektörün, sen bunun ekonominin dışına, devleti yani yatırımların, sanayinin vesairesinin bunun dışına çektiğin zaman özel sektörün o yatırımları daha büyük bir şevk ve hızla büyütecek, yürütecek gücü var mı? Yok. Yoksa sen bu memleketi mahvedersin. Dönmüyorlar hala. Hala köprü yapıyorlar. Ben geçenlerde şok oldum. Yani bu birazcık da bizim saflığımıza verin. Yani estağfurullah. Yok yok. Çanakkale Köprüsü'nün ihalesinin yapılmasını ben bekliyorum hala. Saflığım orada. Sonra birisi dedi ki ya başkan ne ihalesi? 2 sene önce yapıldı bu ihale dedi. Kimse duymadı. Kimse bilmiyor. Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti kaç? Kim yapmış bu projeyi? 3 tane konsorsiyon varmış meğer. Bu köprünün bize getireceği fayda ne? Yani feasibility de etik. Bu benim kendi eskiden beri çalıştığım bir bakıma proje hazırlamada kendi sektörümde bir şeyler yaparım da ama benim dışımda yüzlerce, binlerce proje bizim elimizden geçti. Benim elimden geçmişte Sanayi Bakanlığı'yken, daha önce planlamadayken. Yani bir fizibilite etüdü dediğiniz karlılık etüdüdür. Yani bir yatırımı yapmak fayda getirir mi, getirmez mi? Yatırdığımız parayı biz hangi sürede geri kazanabiliriz? Bunu ölçer. Öyle bir şey yok galiba. Yani işte ben de bunu soruyorum. Üçüncü köprü, Osman Gazi, yeni havalimanı. Hatta yaptıkça borçlanıyoruz. Tabii ben de onu soruyorum. Ya bir tesisin fizibilite etüdü olmadan bir yatırıma girilmez. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Projeler hazırlanıyor. Kaça mal olacak? Kim girdi bu ihalelere? Bu ihaleler niye şeffaf yapılmıyor? Niye herkesin gözünün önünde yapılmıyor? Bunu sormak mecburiyetindeyiz. Arkasından tam deli dumrul misali bir politika izliyorlar. Ben bu köprüyü yaptım. Osman Gazi Köprüsü'nden geçecek misin? 80 liraya ödeyeceksin. Geçmedin miydi? Bir sopa atarım, 2 mislini alırım senden diyor. Alıyor. Bütçeden biz ödüyoruz. Geçmeyenler. Ama geçenler 80 lira veriyor. Ayrıca onların da cebinden çıkıyor geriye kalan da. Bu mantıkla yatırım yapılır mı? Bu arkadaşlar bu yatırım mantığını hala değiştiremediler. Niye yapılıyor bu yatırımlar? Hakikaten bize ne getirecek? İşte Zafer Havaalanı mı ne dediler? Kütahya'nın. Ya 4 milyon yolcu inip binecekmiş senede. Ona göre yapılmış karlılık. Ya Allah'tan korkun yani. Kütahya'nın nüfusu. İlginç bir kelime kullandınız. Arkadaşlarım diye. Evet. Geçmişte de hani birlikte de siyaset yaptınız. Doğru. Kimileriyle. Ne oldu bu arkadaşlarınıza? Yani bütün bu yapılanları söylediğiniz hafızanız almıyor ama hepsi de oluyor. Oluyor. Ve insanın aklına şu soru geliyor. Nasıl oluyor da oldu? Ne oldu da oluyor? Ha, işte oraya gelince demin dediğim gibi bu hırs bu işin içine girer. Hırs nefsi tahrik eder, insana yanlışlar yaptırır. Bazen hırsı azimli olma manasına da kullanırlar. Azim belli bildiğiniz istikamette güçlüklerle karşılaşırsınız, vazgeçmezsiniz. Hırs öyle değildir. Bir şeyi elde edebilmek para da olur, makam da olur. Her şeyi feda edersiniz. Hırs nefse esir düşürür bir insanı. Öbür taraftan da bu hırs sayesinde siz belli mevki ve makamları elde ederseniz bu sefer de ihtiras başlar, tekebbür başlar ve o tekebbür de bulunduğunuz makamı kaybetmemek için bu sefer her türlü yola girerse insanız biz. Her insan bu hastalıklara duçar kalır zaman içinde. Onun için inancımızda da hırstan, tekebbürden uzak durmamız bize emredilmiş. Ha bunu durabilmenin sebebi ne? Nasıl yapılır yani sebebi deyince? Yolu ne? Adil olabilmektir. Adalet mülkün temelidir. Devlet adaletsiz olmaz. Yolsuzluk,
İsraf haramdır doğrudan doğruya. Ve bir insanın, eğer bir toplumun kim olursa olsun karnına haram lokma girerse düşünceleri bozulur. Biz yiyoruz gıdamızı. Yediğimiz gıdaların çeşitli organlarımıza nasıl dağıldığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Öyle bir yaratılmış ki insan mideye gidiyor, bağırsaklardan emiliyor, bütün bu mineraller kana karışıyor. Sonra kan vasıtasıyla böbreğin ihtiyacı böbreğe, kalbin ihtiyacı kalbe, beynin ihtiyacı da beyne gidiyor. Bu lokmanın içinde haram varsa beyin bir taraftan fonksiyonunu iyi yaparken öbür taraftan bozuluyor. Ya da bir ikaz. Benim dediğim ya. Bende de vardır belki. Şöyle Allah'ım bir ihtimal olur. Var mı efendim? Sizin haram dediğinizle onların haram dediği farklı şeyler olabilir mi? Sanki öyle. Olmaması lazım. Şöyle yani insanlar bir yerde bir yanlışı karar yapmaya karar verdikleri zaman elbette bir gerekçe ararlar. Bu dediğiniz doğru o yönüyle. Bir gerekçe ararlar. Bize göre yolsuzluk haramdır. Yolsuzluk bir milletin hakkını onun yerine başka birilerine tahsis etmek veya almaktır. İsraf da haramdır. Yani bir milletin hizmetine tahsis edilmesi icap eden bir imkan boşu boşuna gidiyor. Gösteriş. Aynı iş. Gösteriş de öyle. Camide karşılama görüntüsü vardı. Ya ben onlara girmiyorum. Onlar tabii Allah muhafaza etsin. Hele dini bu maksatlarla kullanmaya kalktığınız zaman o daha büyük bir vebal getirir. Yani bizim İslam tarihinde Medine-i Münevvere'de bir Mescid-i Dırar hadisesi vardır. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'den çıktığı zaman geriye kalan Peygamber Efendimiz'e bağlıymış gibi gözüküp de aslında bağlı olmayanlar şatafatlı bir mescit yapmışlar. Peygamber Efendimiz döndüğünde yıktırmış onu. Sayın Başkanım kısa bir ara verelim mi? Tabii. İkinci verelim, bölümle olur. Yeniden devam edelim. 5 dakika nefes sonra yeniden olur. Görüşeceğiz. Hayal çok kıymetli bir şey. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz. Biz ülkemizde iç huzuru temin edebilmek için bu dış dünyanın arzularına alet olacak yönetimlerden kurtulmamız lazım. İlim, fikir, siyaset, devlet ve dava adamı, nezaket ve dürüstlük abidesi merhum hocamız Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı anma ve anlama programı. 27 Şubat 2019 Çarşamba saat 20 MEP Şura Salonu Ankara. Tüm halkımız davetlidir. Saadet Partisi. İstanbul, günün her anında yaşayan hareketli bir şehir. Şehre ayak uydurmak gerekiyor. Gündelik hayatın yanında tabii siyasi çalışmalarımız da oluyor. Bunları da devam ettiriyoruz. Yapmak için gayret gösteriyoruz. Biz İstanbul'un en eski semtlerinden birinde Fatih'te yaşıyoruz. Dolayısıyla mahalle kültürü hala devam ediyor burada. Birliktelik, paylaşma, yardımlaşma gibi değerler bizim için hala çok önemli. Hem ahlaki hem de siyasi görüşümüz bu değerleri yaşamak ve yaşatmak amacıyla bize güç veriyor. Aldığımız bu güç, yaptığımız çalışmalarda bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Özellikle sokak hayvanları için yaptığımız çalışmalar, kedi yuvaları, kuş yuvaları, kedi mamalıkları, bunlar hem mahalle sakinlerimiz tarafından hem de mahallemize gelen insanlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Hatta bu sosyal sorumluluk projelerimiz, aynı siyasi görüşe sahip olmadığımız komşularımız, arkadaşlarımız tarafından da hayata geçirilme aşamasında destekleniyor. Mahalle içerisinde yaşadığımız dayanışma ruhuna büyük bir katkı sağlıyor. Birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. İçlerinde en çok önem verdiğimiz konu sokakta kalan insanlara yardım etmek. Mahallemizde
çeşitli sebeplerden dolayı dışarıda yaşamak zorunda kalan insanlarımıza yardım ediyoruz. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya çabalıyoruz. Yaptığımız tüm bu çalışmaları bir siyasi vazifeden ziyade insanlık görevi olarak görüyoruz. Hep birlikte, bütün enerjimizle mahallemizin, şehrimizin ve ülkemizin saadeti için çalışıyoruz. Cepsiz ceket bir moda terimi değildir. Bir şekli de ifade etmez. Çünkü cepsiz ceket kendi değil, halkı kazansın diye belediyecilik yapanların ceketidir. Cepsiz ceket, yetim ve öksüzün hakkını sırtında bir kurşun tabut gibi taşıyanların ceketidir. Cepsiz ceket, saklayacak tek bir çıkarı ve haram lokması olmayanların ceketidir. Cepsiz ceket, şehidin, gazinin bu vatan için verdiklerini zihninden de, gönlünden de asla çıkarmayanların ceketidir. Cepsiz ceket, zamanı geldiğinde gönül ferahlığı ve vicdan rahatlığıyla önünü ilikleyip halkının karşısına, hakkın karşısına çıkar gibi çıkabileceklerin ceketidir. Cepsiz ceket, halkından başkasının önünde eğilmesine sebep verecek bir şeyi saklamak zorunda kalmayanların ceketidir. Cepsiz ceket, ahlaklı ve liyakatli siyasetin, belediyeciliğin giydiği cekettir. Cepsiz ceket bir moda terimi değildir. Bir şekli de ifade etmez. Çünkü cepsiz ceket kendi değil, halkı kazansın diye belediyecilik yapanların ceketidir. Cepsiz ceket, yetim ve öksüzün hakkını sırtında bir kurşun tabut gibi taşıyanların ceketidir. Cepsiz ceket, saklayacak tek bir çıkarı ve haram lokması olmayanların ceketidir. Cepsiz ceket, şehidin, gazinin bu vatan için verdiklerini zihninden de, gönlünden de asla çıkarmayanların ceketidir. Cepsiz ceket, zamanı geldiğinde gönül ferahlığı ve vicdan rahatlığıyla önünü ilikleyip halkının karşısına, hakkın karşısına çıkar gibi çıkabileceklerin ceketidir. ...1950 ve 60'lı yıllarda İstanbul'da Sülün Osman fırtınası esiyordu. Beyoğlu'ndaki tramvayı, Galata Kulesi'ni, Dolmabahçe'deki saati ve hatta Taksim Meydanı'nı kendi malıymış gibi satıp dev bir varlık fonu kurmuştu. Galata Köprüsü'ne adım atan herkesten geçiş ücreti aldı. Tabii o zamanlar köprüden geçmeyenler para ödemek zorunda değildi. Sülün Osman mesleğinde ilk değildi, sonucu da olmadı. Bu işler bazen bireysel, bazen organize işler. Ama her zaman yanlış işler. Saadet Partisi keyifli seyirler diler. Çok kıymetli bir şey. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz. Biz ülkemizde iç huzuru temin edebilmek için bu dış dünyanın arzularına alet olacak yönetimlerden kurtulmamız lazım. İlim, fikir, siyaset, devlet ve dava adamı, nezaket ve dürüstlük abidesi, merhum hocamız Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı anma ve anlama programı. 27 Şubat 2019 Çarşamba, saat 20, MEP Şura Salonu Ankara. Tüm halkımız davetlidir. Saadet Partisi. Ankara siyasetin nabzını tutuyor. Canlı yayın durağımız Ankara'da. Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile sohbetimiz devam ediyor. Gazete Duvar Ankara temsilcisi Özlem Akarsu Çelik. Siz birinci bölümde bir soru sordunuz. Sanırım yarım kaldı. Oradan devam edelim mi? Sayın Genel Başkan'ın bitirdiği yerden bir şey daha sormak istiyorum izninizle. Son dönemde bazı cemaatlere yönelik, dini cemaatlere yönelik bir farklı muamele var. Örneğin Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kurtul, pek çoklarının aslında uzun süredir maruz kaldığı o hukuksuzluğa, adaletsizliğe o da maruz kaldı ve cezaevinde bırakıldı ve tekrar tutuklandı. Meslektaşımız
Murat gibi, Murat Aksoy gibi pek çokları bu enteresan uygulamayı yaşıyor zaten. Bırakıyorlar, tekrar tutukluyorlar. Maalesef. Bu son dönemin maalesef bir cezalandırma yöntemi. Kendisinin eşi Semra Kuytul, o da Cemaatin dergisinin yazarlarından, yaptığımız bir röportajda şöyle bir ifadesi oldu. Sadece biz değil, pek çok dini cemaat baskı altında, medreseleri kapatılıyor. Hiçbir dönem olmadığı kadar, hatta 28 Şubat'ı aratacak kadar biz baskı altındayız. Size bu yönde şikayetler geliyor mu? Ve bunun nedeni nedir? Geliyor maalesef. Yani ben mesela Alparslan Kuytul Bey, benim hiç karşılaşmadığım, kendilerini de tanımadığım birisi, ismen tanıyorum ama hiç tanışmadık. Bize karşı da hiç sempatik bir tavır sergilemedi. Yani bizleri de tenkit etti. Ama ya, gördüğüm kadarıyla ilmi olan bir insan, tutuklanınca ben hayret ettim. Yani neden? Uzun bir zaman tutuklu kaldı, serbest bırakıldı. Çıkarken de söyledi, biz doğruları söylemeye devam edeceğim diyor. Hadi hemen tekrar içeriye aldılar. O yetmedi, bir de eşini de aldılar. Tabii hakikaten üzüldüm. Bu hükümet hakikaten tenkit edilmek istemiyor. Özellikle Tayyip Bey tenkit edilmek istemiyor. En ufacık bir tenkit sanki kendisine hakaret ediliyormuş gibi bir duygu uyandırıyor kendisinde. Bu doğru değil. Bunu ısrarla söylüyorum. Ben arkadaşlarım dememin sebebi, bunlar bizim geçmişte arkadaşlarımız. Biz 30 yıl beraber neredeyse politika yaptık. Yeni değil ki. Ama bu noktaya geleceklerini ben aklımın ucundan geçirmezdim. Nasıl bu noktaya geliyor insanlar? Dediğim gibi, insanlar dışarıdan her zaman tam görülmüyor. Ama zaman içinde insanda bu Cenab-ı Hak durduk yere hatırlatmıyor. Tekebbür ve hırs bir araya geldiği zaman çok tehlikeli neticeler doğuruyor. Bu sefer haksızlığa düşüyorsunuz. Haksızlığınızı da haklıymış gibi göstermek mecburiyetini hissediyorsunuz. Şimdi dini cemaatlerde elbette bugünkü hükümetin attığı en önemli adımlardan bir tanesi, ki biz bunu elbette başarılı kabul ediyoruz, doğru kabul ediyoruz. Başörtüsü problemini çözdüler. Başörtüler artık okullara da gidiyor, devlette görev de alabiliyorlar. Kimse başörtüsü taktığı için taciz edilmiyor. Aynı zamanda İmam Hatip okulları da açıldı, yaygınlaştırıldı. Biz İmam Hatip okullarının açılmasına da hiçbir zaman karşı olmadık, artık daha destekledik. Ancak biz bu gençlerin İslami bilgileri hazmetmesini arzu ediyoruz. İşte burada bir yanlış anlama var. Yanlış nosyon var. Bir insan, yani şöyle diyelim, Peygamber Efendimiz'e bir ara bir grup bedevi geliyor. Biz iman ettik diyorlar, mümin olduk. Kur'an-ı Kerim'de hemen onlara deniliyor ki, yok, siz daha henüz iman etmediniz. Sadece Müslüman olduk, teslim olduk değil. İman daha sizin kalbinize işlemedi diyor. Öbür taraftan başka bir ayet-i kerimede de yine Cenab-ı Hak yine müminlere hitaben diyor ki, ey iman edenler, bu sefer iman ettiklerini kabullenerek tekrar soruyor, iman edin. Yani iman edenlere Cenab-ı Hak diyor ki iman edin. Demek ki bir yerde bir eksiklik var. Şimdi bir Müslümanlık ve müminlik iki şey. Müslümanlık, yani Cenab-ı Hakk'a inancınız vardır. Peygamberine inanırsınız. Namaz kılarsınız. Oruç tutarsınız. Zekat verirsiniz. İmkanınız olunca hacca gidersiniz. Bu şekil. Ama bir de İslam'ın özü var. Yalan söyleyemezsiniz. Harama el uzatamazsınız. Kimsenin malına el uzatamazsınız. Kimseyi öldüremezsiniz. Hırsızlık yapamazsınız. Tekebbür sahibi olamazsınız.
komşunuzun hakkını yiyemezsiniz. Komşunuz, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Komşusunun Müslüman olup olmadığını söylemiyor. Komşusu açken diyor. E şimdi bu ahlaki duyguları ortadan kaldırırsanız geride kabuk kalır. Olmaz ki. Yetmez. Esas olanı ahlaki değerler. Yine Peygamber Efendimiz kendisi diyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Güzel ahlak. Şimdi ben bir bakıyorum. Yani bu arkadaşlar kendilerini nasıl tanıtıyorlar bilmiyorum. Ama herhalde mümin, Müslüman olarak tanıtıyorlar. Ama kabuk var da şu içeriğinden ne var? Adalet yok. Görüyoruz biz bunu. Zulmedebiliyorlar. İsraf almış başını gidiyor. Yolsuzluk iddiaları, şaibeleri ayyuka çıkmış. E şimdi bu şartlar altında ne diyeceğiz? İşte bu şartlar altında buna itiraz eden cemaatler diyorlar ki ya, yani Müslümanlık sadece şekilden ibaret değil. Bunun aslı var. Bunun aslı herkesin ihtiyaç duyduğu değerler. Bunlar yok ediliyor. Siz bir yerde bir devletin yani bir makama geldiniz, bir göreve bir adam atacaksınız. Liyakata önem vermek mecburiyetindensiniz. O işi en iyi bilene vereceksiniz. Ama ben yandaşıma veririm. Niye ona güveniyorum? Nesine güveniyorsun? Ben de onu soruyorum. Buralara itiraz edenler bundan sonra göreceksiniz. Daha da artacak. Ve korkum o zaman daha da zalimleşecekler gibi geliyor. Sayın Genel Başkan çok özür dilerim. Şimdi dediniz ki ilk başta başörtülü kızlarımız artık taciz edilmiyor. Başörtüsü sorunuyla AKP'nin mücadelesini evet. Altını çizdiniz. Ama geçtiğimiz günlerde Ankara'da Sakarya Meydanı'nda tam da başkentin ortasında başörtülü bir genç kadın direkt polisin tacizine maruz kaldı. Bilmiyorum izlediniz mi görüntüleri? Söylediler, başörtülü izlemedim. Çok fark etmiyor sanırım. Ben izlemedim. Tabii yani adalet dediğiniz zaman adalet herkes için geçerlidir. Özellikle eğer bir yerde siz adalet var mı yok mu diye bakıyorsanız İktidarda gücü elinde bulunanlara muhalefet gösterenlerin hakkı korunuyor mu korunmuyor mu ona bakacaksınız. Korunmuyorsa burada adalet yoktur. Sadece benim yanımda olanlara karşı ben merhamet gösteririm. Onlara karşı duyarlı davranırım. Onların hakkını korurum. Diğerleri beni ilgilendiremez diyemezsiniz. Onun için bu dediğiniz başörtülü olup olmaması değil. Kendilerine tavır konulduğu zaman hükümetin tavrı nasıl oluyor? Yani ben böyle çirkin hadiseler olduğu zaman üzülüyorum. Onun üzerinde de yorum yapmak istemiyorum. Çok çirkin bir hadise. Peki Ali Haydar Fırat. Biraz önce size devam edelim. Sen Genel Başkan oradan bir parantez açmak istiyorum. Şimdi 12 Eylül olduktan sonra birçok Kemalist aydın şöyle bir şey söyledi. Dediler ki işte en çok bu darbe evet toplumun bütün kesimine zarar verdi ama en çok zararı işte Kemalistlere, Atatürk'e verdi. Çünkü çok yıprattı. Farklı bir takım simgeler kullandı. Şimdi muhafazakar aydınlarda da bu dönem şöyle bir şey söyleniyor. İşte AK Parti'nin en çok bu alana, bu yapıya ya da işte söyleme, ideolojiye zarar verdiğini ifade ediyorlar. Buna katılır mısınız? Kesinlikle katılırım. Yani başka noktadan da bunu söylüyorum. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Müslümanlar, onun ashabı ve ashabının arkadaşları dünyanın dört bir tarafına gidiyor. Çin'e kadar gittiler, İspanya'ya kadar gittiler. Bu insanlar büyük ilim sahibi insanlar değillerdi. Ama hal sahibi, güzel ahlak sahibi insanlardı. Gittikleri yerin lisanını da bilmiyorlardı. Ama gittikleri yerde Müslüman insanlar bunlara baktı, Müslüman oldular. Yahu siz ne kadar güzel insansınız diye Müslüman oldular. Çünkü Müslüman yaşantısıyla, tavrıyla, hareketiyle insanlar üzerinde etki bırakır. Maalesef şimdi bugünkü iktidarın bıraktığı intiba bunu tam tersi yıkıyor. Müslümanlık buysa diye başlıyor adam. Bundan daha büyük zarar verilmez ki. Yani
sık sık şunu, yani bugün Türkiye'de maalesef bir ahlaki dejenerasyon var. Okullarda bu eğitim ciddi manada veriliyor mu? Bunun sorgulaması da yapılıyor. Ama benim kanaatim okullarda siz bazı meseleleri yazabilirsiniz. İşte yalan söylemek kötüdür. İftira atmak kötü bir huydur. Şantaj yapmak şöyledir. Başkasının malına el uzatmak şöyle kötüdür. Ama çocuk onu okur, buradan girer, buradan çıkar. Çocuk için öğretmeni nasıl davranıyor? Esas ahlakı öğretmeninden alır. Toplum içinde toplum liderlerine bakarlar. Liderler o duyguyu uyandırmıyorsa o toplumu siz düzeltemezsiniz. Şu anda biz böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Toplum liderlerinin ağızlarına bakıyorum. Kendileri gibi olmayan insanlarla başta söyledik. Onlar hakkında kullandıkları ifadeler ayıptır ya, günahtır. Ama tabii orada biz rahatız. İnancımız gereği rahatız. Çünkü Müslüman ayna gibidir. Kendisine bakan insanlar bizi değil kendisini görür. Söylediği sözler de doğrudan doğruya kendilerini ilzam eder, bizi değil. İlzam eder. Ben de bazen eski kelimeleri kullanıyorum. İnşallah dinleyenler ne söylediğimizi anlıyorlardır. Kusura bakmayın. İzninizle ben burada şunu sormak istiyorum. Buyurun. Bu arkadaşlar kelimesi evet. Şey var. Şimdi bir arkadaşlarınız iktidarda ve tavsiye etmediğiniz pek çok şeyin içindeler. Fakat bir başka arkadaşlarınızın da parti kurduğu söyleniyor. Yani yeni arayış, yani yeni parti arayışları evet. Var. Hani Sayın eski Cumhurbaşkanımız Sayın Gül, Sayın Ali Babacan'ın adı geçiyor. Ayrı olarak Davutoğlu'nun adı geçiyor. Sizin bunlarla bir ilişkiniz var mı? Bir de eğer böyle bir partileşme olursa siyaseti etkiler mi? Siyasette bir şansı olur mu bu hareketin? Evet. Yani benim bu konuyla ilgili duyum dışında, böyle söylenenlerin dışında hiçbir bilgim yok. Bu arkadaşlarla, ne Abdullah Gül'le, Sayın Abdullah Gül'le, Sayın Davutoğlu'yla bu konuda hiçbir görüşmemiz, istişaremiz olmadı. Ha görüştüm, Davutoğlu'yla da görüştüm. Sayın Abdullah Gül'le de görüştüm. Zaten Sayın Abdullah Gül'le görüşmemiz adaylık meselesinden ortaya çıktı. Davutoğlu da görevden ayrıldığı zaman kendisini bir ziyarete gitmiştim. Sayın Babacan'la? Babacan'la görüştüm. Yani onunla da görüştüm. Bir iki defa görüştüm. Yani Babacan aynı zamanda bir ekonomist. Yani nereye gidecek bu iş diye. Ama bir siyasi oluşum gündeme hiç gelmedi. Bunu duyuyorum. Ben Türkiye siyasetinin şu anda böyle bir girişime ihtiyaç duyduğu kanaatinde değilim şahsen. Ama insanlar toplum için kendilerinin belki bir ümit olabileceğini düşünürler. Projeleriyle ortaya çıkabileceklerini, buna diyeceğimiz yok. Ama ben şunu söyledim. Biz Saadet Partisi'yiz. Biz milli görüşçüyüz. Bizimle aynı fikirleri, bizim fikirlerimiz şöyle diyelim. Bizim fikirlerimizi paylaşan, bizimle beraber siyaset yapmak isteyenlere kapımız açık. Ama onlar yok, biz başka bir şey yapacağız diyorlarsa onlara da diyecek sözümüz yok. Yani ben şu anda bir boşluk olduğu kanaatinde değilim. Tek düşünce AK Parti dağılmaya başlarsa bu oylar nereye gider? Yani bunları toparlamak için bir girişim olabilir. Ama AK Parti aslında bir bakıma kozmopolitan bir parti. Yani temelde milli görüş geleneğini gündeme alsak %20 civarında bir milli görüş geleneğinden tabanı vardı. Ondan sonra geriye kalan 50'ye çıktığı zaman 30 farklı görüşlerden özellikle adalet ve kalkınma perspektifine inanarak, yani bunlar adaleti tesis edecekler, kalkınmayı da sağlayacaklar kanaatiyle geldiler. Bir şeyler yaptılar belki ama sonunda baktılar ki bu iş böyle yürümüyor. Dökülmeye başladı. Bunlardan belki biz bir kısmının güvenini kazanırız diye düşünebilirler ama partileşmek kolay bir iş değil. Biz
tam 50 yıldır siyasetin içindeyiz. 4 kere parti kapatıldı. Farklı partiler kurduk. Ama bir partiyi kurmak, tabanını oluşturmak, teşkilatlarını oluşturmak, yani biz hakikaten zorluk çekiyoruz. Özel birinci zorlukta mali yönden çekiyoruz en azından. Birileri bu imkan olursa onu bilemiyorum ama ben böyle bir girişimin pek başarılı olamayacağı kanaatindeyim ama arkadaşlar tabii farklı düşünüyorsa, eğer böyle bir şey varsa mutlaka görüşeceğiz demektir seçimden sonra. Ya onlar bize gelir ya biz onlara gideriz, konuşuruz. Konuşurken de bu konular gündeme gelir. Partileşmek çok zor. Onun yerine bize gelin diyorsunuz. Diyoruz yani. Tabii tabii. Açık böyle dedik. Yani aynı idealleri paylaşıyorsak, tabii onu da ben özellikle söylüyorum. Çünkü bizim ekonomide de, dış politikada da, eğitimde de yani vazgeçilmezlerimiz var. Onun için yani ben mesela bugünkü hükümetin dış politikasının ne olduğunu hiç anlayabilmiş değilim. Yani attıkları adımlar, verdikleri kararlar, attıkları imzalar bizi hiçbirisi tatmin etmiyor. Şimdi efendim yerel seçim, istiyorsanız biraz kentle ilgili bir şey sorayım. Olur. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'la ilgili şöyle bir ifade kullandı. Daha doğrusu genelleştirdi hatta. Biz bu kentlere ihanet ettik dedi. Evet. Birbirine benzeyen bir kent profili var karşımızda. Saadet Partisi olarak siz Türkiye'nin kentlerine yani nasıl bir model öneriyorsunuz? Bunun başarılı olma durumu nedir? Ve son buna bir ekleme yapayım. İktidar partisinin büyük kentleri kaybedeceğini düşünüyor musunuz? Şahsen düşünüyorum. Yani kaybetme ihtimalleri çok yüksek gibi geliyor. Yani yüksek binaların dışında, işte İstanbul derseniz evet yüksek binalar yaptılar. Yollar yaptılar ama yollardan çok işte bazı yerlerde metro, hızlı ulaşım, köprüler, tüneller yaptılar. Ama bunlar İstanbul'un problemini çözmedi. Çünkü İstanbul aslında Tayyip Bey onu belki unuttu veya hatırlamak istemiyor. 1994 yılında belediye başkanı olunca ilk söylediği şey, ya İstanbul o kadar kalabalıklaştı ki buraya pasaportla girmek gerekir diyordu. Birdenbire o fikir rafa kalktı. Zaten olacak bir iş değildi. Ama siz İstanbul'u yaşanamaz bir kent haline getirdiyseniz bunu önlemenin birinci şartı göçü durdurmaktır. Göçü durdurmak Anadolu'yu ayağa kaldırmakla mümkündür. Anadolu yaşanabilir bir hale gelecek şehirler. İşsizlik Anadolu'da çözülecek. Şehirler Anadolu'da güzelleşecek. İnsanlar da İstanbul'a göç etmeyecek. İstanbul'a göç eden insan İstanbul ille de bütün problemlerini çözer diye gelmiyor. Elbette İstanbul'un bir adı var. İşte taşı toprağı altındır demişler. Altın olmadığını gelenler görüyorlar. Bir kısmı mecburen dönüyor tekrar memleketine. Ama büyük şehirler cidden oraya tutkun olanları ayrı koyuyorum. Yani meşhur şairimizin de söylediği gibi Ankara'nın neyisini neyin seviyorsunuz dediklerinde İstanbul'a dönüşün demiş. Niye? İstanbul ayrı bir şey. Tarihi bir şehir. Bu oranın yani 2 saat, 3 saat trafikte beklemek bazı insanları yormuyor demek ki. Beni yoruyor. Fakat kentlerin bir numaralı meselesi biz insanların huzur duyacakları bir kent modeline ihtiyacımız var. Bu yüksek binalarla kesinlikle sağlanmıyor. Yani şehircilikte imar planları bir numaralı meseledir. İmar planlarının hazırlanması ve imar planlarında büyük, aşırı atılımlar yapılırsa, yanlış kararlar alınırsa önlemek için Ankara devreye girebilir ama belediyelere müdahale edilmemelidir. Ama şu anda belediyelerin yetkileri kayboldu. Devlet bir yere giriyor, ben buraya girdim, burada belediyenin hükmü yok. TOKİ giriyor, burada belediyenin hükmü yok. Bir idari mali vesayet mi var? Tam manasıyla yani belediyelerin artık
Yani yetkilerin ciddi manada kısıtlandı. Birçok noktada merkezi idare müdahale edebiliyor. Burada daha çok binaları yükseltmek, şehrin havasını bozmak için kullanılıyor. İşin kötü tarafı bu. Yüksek binalar, işte mevzi olarak imar planları yapılıyor. İmar planları bu maksatla değiştiriliyor. Bir defa bunun, hele İstanbul'da bunu görmek çok açık. Yani İstanbul'a gittiğiniz zaman demek ki Sayın Cumhurbaşkanı sahilden hiç gitmemiş. Ya İstanbul'u öldürdüler. Sahili öldürdüler. Denizin içine inşaat yaptılar. Daha önceden kıyıda bulunup da o arsalar denizi görüyor. Bunun önü bir daha kapanmaz diye normalin çok üstünde fiyat ödeyen insanların da vebaline girdiler. Üstelik bu bahsettiğiniz galiba şeyden, hani havalimanına gidişen Yeşilköy tarafında, evet, falan baktığınız zaman, üstelik orası biliyorsunuz deprem şeyinin en yüksek olduğu bölgesinden, evet, bölgelerden dediğimiz, son 3-4 yıl içinde gerçekten şey, evet, eskiden deniz görürken şimdi de şey, yüksek binaların önünden, maalesef, geçerek o sahilden havalimanına geliyorsunuz. Yani o konuda maşallah iyiler. Yani deprem meprem bile vız gelir diyorlar hiç. Biz kimiyiz, deprem kim gibi. Yani deminki sözü şöyle, sizinkini söyleyeyim. Bir defa o ilin kültürel değerleriyle bağdaşık bir imara ihtiyaç var. Bizim birçok ilimiz geçmişten gelen güzel eserlere sahip. O eserler böyle dev gibi binaların arasında yok edilmemeli. Hele hiç yıkılmamalı. Yani şehrin yaşanabilir hale gelebilmesi demek aynı zamanda komşuluk ilişkilerinin de rahatlıkla geliştirilebileceği. Yani bu çok katlı binalarda komşuluk ilişkisi gelişmiyor. Altta üstte oturuyor insan, 10 sene oturuyor, alttaki komşuyu tanımıyor. Halbuki iki katlı binalarda, bir katlı binalarda tanımamak mümkün değil. Herkes birbirini tanıyor. Avrupa'ya, Amerika'ya gidin, gidenler mutlaka var. Şahısların %90 insanlar iki katlı, bir katlı binalarda oturuyorlar. Arazileri bizimkine nazaran çok daha kısıtlı olmasına rağmen. O daha rahat bir yer. Şehrin yaşanabilir bir hale gelmesi demek elbette trafiğin, temizliğin, park ve bahçenin, bir takım kültür merkezlerinin, halkın hizmetinin kolay ulaşacağı bir yerde olması icap eder. O demek. Trafik probleminin olmasa, hele ben şu anda şehirlerde otopark problemini cidden havsalam almıyorum. Hala değnekçiler var. Hala caddelerin kenarına park yapan arabalardan 3 kuruş 5 kuruş ya belediye kendisi alıyor veya birisine ihale etmiş. Onun vasıtasıyla. Yani yolların artı, parkların altı, bütün alışveriş merkezlerinin, büyük binaların altı niye otopark haline getirilmez? Niye yani yeri geldiği zaman okulların bahçelerinin altı otopark haline getirilmez? Elbette bu bir masraf ama ciddi bir problemi önlemiş olacaksınız siz. Onun için şehirde imar bir numaralı meseledir. Çünkü her şey imara göre şekillenir. Ulaşım onunla beraber gelir. Temizlik bir alışkanlıktır. Temizlik alışkanlığını mutlaka oradaki insanların benimseyeceği tarzda yapacaksınız. Biz şunu gördük. Eskiden, hele ben talebeyken Kayseri'de şemşamer çitlenirdi. Bilir misiniz şemşameri? Ay gün çiçeği de derler. Onun adı Kayseri'de şemşamer. Yani Şems-i Ahmer, ay gün tam oradan gelmiş. Şemşamer derler. Şeylerde de sinemaya gittiğiniz zaman bizim talebeliğimizde çıt 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 çıt, yani bu sesi her zaman duyardınız. Sokaklarda da bu atılır. İnsanlar çekirdeğe çitler, sokağa atar. Ama siz temizlemekte ısrar edin. Kaldırım temizse köyden gelen adam bile temiz kaldırıma çöp atmaktan imtina ediyor. Ama ısrarlı olacaksın. Çöp adanı cezalandırmak değil, orayı temiz tutmak. Bizde bir kayda vardı, belediyelerde bu çok yaygındır. Yani bir insanı, belediye başkanı birisinin tavrını beğenmedi, ona bir şey yapacaksa iki yer var. Ya çöpe gönderir temizliğe veya lağım temizlemeye gönderir.
Bu marifet değil ki. Bir yeri temizleyen insan o temizlik işini içten gelerek yapmıyorsa olmaz. Onun için ben yani arkadaşları topluğum zaman ya herkes burası benim mahallem. Benim mahallem bu yerin Sivas için söylüyorum. Ben belediye başkanlığı yaptığım için Sivas'ın en temiz mahallesi diye övünebilmeli. O zaman bunlar değişir. Bu bir anlayış ama. Siz belediyecilikte hakikaten hizmetler halkın ihtiyacı düşünülerek öncelikli sıralama yapılırsa çok şey değişir. Bir de şehir kültürel yapısını nefes alıp vermeli. Şimdi hava kirliliği ciddi bir mesele. Siz bunu dikkate almak mecburiyetindesiniz. Ben şimdi bakıyorum bazen Ankara'da otobüsler gidiyor geliyor. Ya cinah yokuşunu çıkarken her otobüsün sicilini görüyorsunuz. Nasıl bir duman fışkırtıyor? Niye? Motoruna bakım yapılmamış. Belediye kendi otobüsünün bakımını yapmazsa başkasından nasıl ister? Oradan çıkan kamyonlarda aynı şeyi görüyorsunuz. İstanbul'da aynı manzarayı görüyorsunuz. Önce bunu belediye başkanı kendisi önümseyecek. Yaptığı işin kalıcı olması icap eder. Ben yollara, kaldırımlara birçok şekilde şehirde bakıyorum. En çok şikayet, ya bu kaldırımlar her sene yenileniyor diyorlar. Ya Allah'tan korkun. Niye her sene yenileniyor? Bozuk mu yapıyorsunuz? Yoksa başka bir niyet mi var burada? Evet, Sayın Başkanım, şimdi yerel yönetimlerin sorunları çok ama evet. Şimdi dediniz ki özellikle imar konusunda birçok noktada merkezi yönetim yerellere müdahale edebiliyor dediniz. İmar konusuyla evet. Da sınırlı değil bu sanırım. Tabii tabii. Geçtiğimiz dönemlerde kayyum uygulamaları oldu. Hala da devam ediyor. Hatta bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yozgat'taydı. Yozgat'taki konuşmasında kayyumları hatırlattı. Ne diyorsunuz bu kayyum uygulamasına? Bu bir defa şimdi bir yerde bir insan suç işlemişse otomatikman adli merciler devreye girer, o insan o görevden ayrılır. Bakan da olsa alınır, vali de olsa, emniyet müdürü de olsa, elbette belediye başkanı da olsa. Ama ben senin yürüyüşünden hoşlanmıyorum tabiri caizse diyerek bir insanı görevden almaya kalkarsanız bu gayri hukuki olur. Teröre bulaştığını zannediyorum. Şimdi aynen FETÖ ithamı gibi. Adamı görevden alıyor. Ya kendisi mahkemeye gönderiyor, beraat ediyor veya adam mahkemeye gidiyor. Hayır, benim bunlarla bir ilgim yoktur diyor. Göreve iade etmiyor. Bu haksızlık. Haksızlık, hukuksuzluk dediğimiz zaten bu. Bu tehditlerle bir yere gidilmez. Doğru değil. Cumhurbaşkanı kendi insanını tehdit etmez. Bir insan suçluysa ve o insanı görevden almazsa o zaman kendisi suçlu olur. Suçsuzsa, suçu ispat edilmemişse, görevden alırsa bu sefer kendisi suçlu olur. Şimdi biz bir barış süreci yaşadık. Hep zihnimde bu soru var benim. Bu barış sürecinde ekipler oluşturuldu. Akil insanlar. Gittiler, halkla temas kurdular. Şimdi yanına yaklaşanı terörle tehdit ediyorlar ama İmralı açıldı kapılar herkese. Görüşmeler yapıldı. Sonra birdenbire bıçakla kesilir gibi bu görüşmeler kesildi. Hatta dağdankiler şehre insin dendi. Bu görüşmeler kesildikten sonra bir de baktık ki bazı şehirlerde sokakların altı dinamitlerle donatılmış. Ve bu yapılırken bunu herkes görmüş, şikayet de etmişler. Zaten eğer bir devlet, orada vali var, emniyet müdürü var, jandarma var, sokakların altı dinamitlerle donatılırken görmediyseniz o zaman gözlük takın. Kör adam böyle bir işi yapamaz. Gördü de izin verdiyseniz siz de mesulsünüz. Nasıl izin verirsiniz sokakların altının dinamitlerle donatılmasında? Arkasından da o şehirler yerle bir edildi. Şimdi ister istemez bu sorgulanır. Doğru değil. Yani hükümetler eğer bu bir komploysa kendi halkına karşı komplo kurmaz. Ben birçok yerde biliyorum. Yani bunlardan bir tanesi Batman'daydı.
PKK'yı kendi bölgesine kesinlikle yaklaştırmamış belediye başkanı. Hiçbir sokağın dinamitlenmesine de izin vermemiş. Onu da aldılar görevden. Ya böyle şey olur mu? Siz böyle bir şey hissediyor musunuz? Yani biz bu seçimlerde kazandığımız belediyeleri kayyum atanabilir. Böyle bir kaygı yaşıyor musunuz? Ben yaşamıyorum. Alırsa alır. Yapacak bir şey yok ki. Zalime sen zalim olma dersen ne fayda var ki? Zulmedecekse eder. Ama ondan korkarak yola çıkmazsak esas problem orada olur. Onun için ben bazı AK Parti'nin içinde bugüne kadar görev almış, yanlışlıkları görmüş ama şu anda endişe ettiği için sesini yükseltmeyen arkadaşlara diyorum ki korkunun ecele faydası yok. Şimdi sesinizi çıkarmazsanız yarın işten geçtikten sonra vay canına yahu bu yapılmamalıydı demenizin bir faydası olmaz. Onun için şimdi konuşma vakti. Şimdi dik durma vakti. Şimdi konuşma vakti diyorsunuz. Evet, ama kampanyalarınız da sürekli engelleniyor. Biraz bahsedebilir misiniz? Bu süreçte neler yaşadınız? Bir yani ünlü Sülün Osman filmi var. Sizin konuşmanızın sonunda da biz onu izletelim. Efendim? Bir gün bile yayınlanmadı hemen galiba. Yok şöyle. Yok, yayınlandı 3-5 gün. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Şöyle... Bizim o filmin yayınlandığı gün veya bir gün sonra bakanlardan birisi bir arkadaşıyla beraber o sinemaya gidiyor, sinemalara. Ben de sinemada görmüştüm. Ha. Doğru. Tam filmden önce bizim filmi görünce, Saadet diye de görünce, nereden çıktı yahu demiş. Kaldırın bunu. Reklam ajansı da demiş ki ya biz bunu kaldıramayız ki, biz bunlarla oturduk. Seçime kadar her filmden önce onların bir tanıtım filmini yayınlayacağımıza bir dakika, bir buçuk dakika neyse imza attık. Biz buradan vazgeçemeyiz. Kaldırın. Sonunda biz de baktık ki iş yani tatsız bir noktaya gidiyor. Tamam arkadaş biz yeni hazırlattırıyoruz zaten. Biz seçime kadar aynı filmi devam ettireceğiz diye bir şey yok. Biz onun arkasından diğerleri gelecek bir iki üç gün sabredin dedik. Ondan sonra 5-6 gün. Ama şunu söyle. Biz izleyelim mi bir? Hazır DTV'miz. Biz bir izleyelim Sülün Osman filmini. Şunu burada da hemen söyleyeyim. O biz sesimiz duyulacak mı izlenirken? Birazdan girecek izleyelim. Evet. Yani orada şunu söylemek istiyorum. Sülün Osman filmini o itiraz gelene kadar 900 bin kişi izlemişti bizim tespitimiz. Ondan sonra iki gün içinde 12 milyona çıktı. Siz bunu açıkladıktan sonra internetten izlenme rakamı. Evet. Birdenbire patladı. Biz de izleyelim bakalım nasıl. 1950 ve 60'lı yıllarda İstanbul'da Sülün Osman fırtınası esiyordu. Beyoğlu'ndaki tramvayı, Galata Kulesi'ni, Dolmabahçe'deki saati ve hatta Taksim Meydanı'nı kendi malıymış gibi satıp dev bir varlık fonu kurmuştu. Galata Köprüsü'ne adım atan herkesten geçiş ücreti aldı. Tabii o zamanlar köprüden geçmeyenler para ödemek zorunda değildi. Sülün Osman mesleğinde ilk değildi, sonucu da olmadı. Bu işler bazen bireysel, bazen organize işler. Ama her zaman yanlış işler. Saadet Partisi keyifli seyirler diler. Evet, tabii bu en... Şöyle diyelim. Tabii evet. Bu en bariz olanıydı tepkinin. Ama şuna üzülüyoruz. Birçok ilde, ilçede... Bizim afişlerimiz, pankartlarımız sürekli olarak polis tarafından kaldırılıyor. Bazı yerde de hiç çekinmeden kendi posterlerini asıyorlar. Ne ayıp, ne yasak, hiçbir şey tanımıyorlar. Ama bendeki uyanan kanaat, toplum öyle bir noktaya geldi ki, bu yapılanlardan dolayı oh olsun diyenler olduğu gibi yahu Allah'tan korkun böyle de yapılır mı diyenlerin adedi her geçen gün biraz daha artıyor. Yani onun için biz ümit varız. İnsanımız bir değişiklik istiyor. Bu çabalar da bizi önlemeye matuf çabalar da bizim propagandamızın herhalde etkisini belki birkaç yüz misli artırıyor. Benim kanaatim o. Bıraksalar bu kadar tepki olmayacak.
Bir genç arkadaşım buraya gelirken şöyle bir şey söyledi. Kampanyalarınızdan çok etkilendiğini ifade etti. Özellikle dijital, yani sosyal medya kampanyalarınızdan. Sizin geleneksel tabanınızın daha ötesinde başka kesimlere ulaşan böyle bir kampanya yürütülüyor. Şöyle sorayım, yani bu fikir nereden çıktı? Bunu bir şirket mi yapıyor yoksa parti bünyesinde mi yapıyorsunuz? Şöyle, bizim bu konuda bir genç ekibimiz var. Bunlar aslında öbür seçimde de çalışmışlardı. Bu sefer de kendileri bu gayreti doğrudan doğruya bizim genel başkan yardımcımız tanıtmadan sorumlu o ekibin başında onlar üretiyorlar. Yani biz dışarıya para verip gelin bize şunlar üretince imkanımız yok bizim. Ama çok başarılı gençler. Evet. Ve hakikaten güzel fikirler ortaya koyuyorlar. Onun için de çünkü parayla yapılacak bir iş değil bu. Ne ya? Bir fikir. Evet. Cepsiz ceketlerdi. Onların fikri. Aynen. Onların fikri. Onların fikri. Bana da giydireceklerdi. Dedik ya ben de giyeyim ama ben belediye başkanı değilim. Onun için bütün arkadaşlara yani fikir olarak güzel şeyler kondu. Önce biliyorsunuz ceket çıktı. Ceketin cepsiz olduğunu kimse bilmiyordu. Ne bu ceket dedi. Yani belediye başkanlarının giyeceği ceket. Ha sonradan çıktı ki bu ceketin cebi yok. Yani fikir güzel. Güzel bir üslupla vatandaşın önüne çıkma imkanını bu bize bahşediyor. Hamdolsun dediğiniz gibi bu farklı bir seçim süreci. Biraz da bu onları endişelendiriyor. Yani ben onu dedim. Bunun bir bereket tarafı var. Yani helal para bereketlidir. Yani siz meşru olmayan milyonlarla yapmaya çalıştığınız işi meşru imkanlarla birkaç binle halledebiliyorsunuz. Hamdolsun bunlar da görülüyor. Evet. Buyurun. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi iktidar özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni hani bu Millet İttifakı'nın dışında olmasına rağmen hatta bazı araştırma şirketleri arayıp da işte CHP, İYİ Parti, HDP işte koalisyon ya da ittifak kurdu. Telefondaki diyor ki ya HDP yok nasıl olmaz falan tarzında bir şey var. Yani CHP'yi özellikle PKK'yla ya da HDP'yle yan yana geldiği için terörist şeyi tırnak içinde kullanalım. Öyle bir suçlama var. Siz Saadet Partisi olarak bu ittifakın dışında kaldınız. Yani evet, Millet İttifakı'nın dışında kaldınız. Ve ifade ettiğiniz gibi 1389 her yerde giriyor. Seçime giriyorsunuz. Güneydoğu'da da yani Kürt siyasetinin yoğun olduğu bölgede de. Orada bir HDP ile ya da HDP'nin tabanıyla falan bir şeyiniz var mı? Yoksa kendiliğinden yani siz Saadet olarak mı sadece oradasınız? Biz her yerde kendiliğimizden oradayız. Ama ittifak yapmayacağımızı söylediğimiz zaman da bunun gerekçesini söylemiştik. Bir ittifak geçen sefer bir %10 barajı vardı. Bu baraj bizi ittifak yapmaya zorladı. Ama bu sefer öyle bir baraj yok. Öyle bir ihtiyaç da yok. Biz bundan dolayı kendimiz bir de biz şunu kararı geçmişte de hep yaptık. Biz bütün seçim bölgelerinde seçime gireriz. Yani geçmişte de bazen bir iki yerde bir aksaklık olabilir ama onun ehemmiyeti yok. Şimdi burada şunu söyledik yalnız arkasından. İl ve ilçelerde, beldelerde elbette diğer partilerle dirsek teması kurulabilir. Biz buna kurmayın diyemeyiz ki. Bu gayet tabii bir iş. Aynı şehrin içindesiniz. Başka partiler de var. Yerine gelir. Ben size şunu söyleyeyim. Bu sadece İYİ Parti'den, CHP'den, bilmem HDP'den değil. AK Parti'den de destek verenler var. Yani bunu sadece bunlara münhasır tutmak doğru değil. Kim destek veriyor? Halk. Oranın seçmeni. Bundan daha tabii bir şey olmaz ki. Şimdi Şentop hayırlı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi yeni başkanı oldu. Parti gruplarını ziyaret etti mi? Etti. HDP'ye gitti mi? Gitti. Gayet tabii. Çünkü meclisin içinde HDP'nin de bir grubu var. Bundan daha normal bir iş olmaz ki. Yo, o ayrı. O gidebilir. Sen gidemezsin. Niye? Böyle bir mantık olmaz. Yani bu mantık doğru bir mantık değil. Şentop da doğru yapmıştır. Ve mecliste çünkü meclisin başkanı.
Kim kendisine oy verirse versin. Biz de onun için Cumhurbaşkanı'na diyoruz ki siz Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'sınız. AK Partililerin Cumhurbaşkanı değilsiniz. Size oy vermeyenlerin de bizim ayrı bir Cumhurbaşkanımız var mı? Ben Sayın Erdoğan'a oy vermedim. Ama şu anda fiziken beni de temsil ediyor. Yok ben sizi temsil etmiyorum. Böyle bir mantık olur mu? Şu anda yaptıkları en büyük hatalardan bir tanesi bu. Onun için yani biz her ilde herkese dokunmak mecburiyetindeyiz. Oy verecek insan. Elbette ondan oy isteyeceksin. Lazından da, Çerkezinden de, Boşnağından da, Kürdünden de, Arabından da, Türkünden de isteyeceksin. Bunlar yani Türkiye'nin dışında kalmış kimseler değil ki, bunlar da seçmen. Onun için bunu abartırlar. Yeri geldiği zaman bizim aleyhimize kullanırlar ama millet de bu gerçeği görüyor. Biz onun için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamını kucaklamakla kararlıyız. AK Partililerden birçok yerde çok ciddi manada oy alacağız. AK Parti nasıl oy kaybediyor? Bu sebeplerden dolayı kaybediyor. O kaybeden oyların hepsi bize gelmeyebilir ama bir önemli bir kısmı geçen sefer gelmesini önlediler. Biz çok düşük bir noktada kalmamızın sebeplerinden bir tanesiydi. Onu tutturdular. Ama bu sefer biz bir ittifak içinde de değiliz. Tek başımıza giriyoruz. Kendi kadrolarımız var ve öyle ümit ediyoruz ki biz herkesten inşallah oy alacağız. Şimdi öyle sanıyorum iki özel kent var. Biri Adıyaman, diğeri de Şanlıurfa. Orada ilginç bir konsensus oluştu. Yok, niye? İki özel değil. 82 ilin 82'de özel bizim için. Ama siz böyle ismi öne çıkan insan diyorsanız ordu bunların hepsinin önüne geçti. Ama Adıyaman'da diğer siyasi partiler aday çıkarmayacak. Muhtemelen Ahmet Faruk Ünsal'ı destekleyecekler. Böyle bir özelliği yok mu Adıyaman'ın? Şimdi bakın yani tamamen öyle değil. Orada da çıkaranlar çıktı. Yani tamamen şeyden ittifaktan hiçbirisi çıkmadı diye bir bilgim yok şu anda. Çünkü çıkabilir de çıkmayabilir de deniyordu. Şanlıurfa'da da aynı şekilde çıkabilir de çıkmayabilir de. Yani biz seçimi bunun üzerine inşa etmedik. Elbette o bölgede yaşayan insanlar birbirleriyle temas halindeler. Elbette konuşacaklar. Onun için ben yani o İki yeri özellikle gündeme getirmeyi doğru bulmuyorum. Dediğim gibi Ordu bambaşka bir yer. Üzerinde bir sürü spekülasyon yapıldı. Ama karşılanırken ne Urfa'da ne de Adıyaman'da öyle bir karşılama olmadı adaylarımıza karşı. Siz Ordu'da çok iddialısınız. Efendim? Ordu'da çok iddialısınız. Ya, biz bakın şunu tekraren söylüyorum. Bir siyasetçi olarak başka noktalarda başka şey söyleyebilirsiniz. Hiçbir seçime biz yenileceğiz diye girmeyiz. Biz İstanbul'da da seçimi almak için, Ankara'da seçimi almak için seçime gireriz. Ha taktiklerimiz yerden yere değişir. Burada uygulayacağımız taktik farklıdır. Alacağımız netice de farklıdır. Ama bu bizim kazanma azmimizi düşürmez. Ben onun için arkadaşlara dedim, hiç kimse bizim oyumuzu artırmak diye bir derdimiz yok. Biz seçimi kazanmak için gireriz. Ve inşallah kazanacağız diye birçok yerde ümit ediyoruz. Evet Özlem Akarsu Çelik, sizin bir sorunuz vardı. Aslında Urfa'yı soracaktım ama Sayın Genel Başkan cevap verdi. Ben Ali Aydar Fırat'ın o az önce söylediği yerden devam edeyim izninizle. Evet. Siyasal bir galiba siyasal iletişim merkezi artık kurumsal bir yapıya kavuştu. Evet. 30-40 kişilik genç grup artık bir çatı altında üretmeye devam ediyorlar. Ve bu seçimle de kapanmayacak, devam edecek. Edecek, tabii, değil mi? Tabii. Edecek. Yani o burada durmayacak. Bu profesyonelce de çalışacaklar aynı zamanda. Çünkü tanıtım sadece şeyler için değil, partiler için değil, şirketler için de gerekli. Devletin de bazı mekanizmaları için gerekli. Geçmişte o arkadaşlarımız devlete de hizmet ettiler, onu söyleyeyim. Yani bu sadece bugün hemen başlamış değil. Bu ekip ruhu var birkaç senedir. Onlar başka yerlere de hizmet ettiler. Yani onu bilesiniz diye söylüyorum. Evet, şimdi vaktimizin sonuna doğru geliyoruz. Evet. Son 10 dakika
Arkadaşlar son tur yapalım, son sorularınızı alalım, evet, sonra kapatalım. Özlem Akarsu Çelik, sizle başlayalım mı? Ben yine HDP ile devam etmek istiyorum. Yani şu an çünkü bu seçimde yok sayılan, az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi meclisin üçüncü büyük partisi olmasına rağmen yokmuş gibi davranılıyor ve sürekli kriminalize edici bir söylem. Aynı partiyle işte 2013 sürecinde biz hepimiz tanıklık ettik, gözümüzün önünde yaşandı. Yani siyasi iktidarın bu ben kime gel dersem gelecek, kime git dersem gidecek tavrı, bunun sınırı yok ama bunu bile bile göz göre göre HDP'ye karşı bu düşmanlaştırıcı tutuma hiçbir partide aslında gerekli cevabı vermiyor gibi de bir görüntü var. Yani bu polemik yapılacak bir konu değil. Benim kanaatim bunun içine girdikçe, yani aslında bazı noktalarda iktidar muhalefeti, kendi karşısındakilerini belli bir mindere çekip ben burada seni döverim diyor. Bu oyuna gelmemek lazım. Çirkin iftiralar, çirkin ifadeler de aynen bundan dolayı. Gel ben seni döverim. Niye? Benim sesim daha çok duyulur medyada. Seninkini kimse duymaz diyor. Ben sana bir hakaret yaparım. Sen bana ne dersen de benimkini herkes duyar. Ben de diyorum ki senin söylediğin laf seni tayin eder. İfade eder. Seni tarif eder. Onun için burada da bu konu Türkiye'de yıllarca polemik yapılmış bir konu. Bu konunun içine şu anda girmeyi sadece iktidarın bu kurduğu kumpasa gelmek gibi ben mütalaa ediyorum. Onun için de o konuda onların kumpasına gelmeden biz bildiğimiz halkın ihtiyaçlarını gündeme getiriyoruz. Bizim Diyarbakır'da adayımız var. Bizim Mardin'de adayımız var. Urfa'da adayımız var. Batman'da var. Gaziantep'te var, Muş'ta var, Van'da var, Ağrı'da var, Kas'ta var. Nereye giderseniz gidin. Doğudaki her ilde bizim adaylarımız var. Ve bu adayların içinde bir kısmı çok daha önde gözüküyor. Ve inşallah çok iyi neticeler alacağımıza da inanıyorum. Bazı yerlerde tabii biraz daha azimli bir çalışma var. Bazı yerlerde belki o performans öbür taraf kadar öne çıkmamış olabiliyor. Ama biz herkesin oyuna talibiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin. Başta AK Partililer olmak üzere. Ali Aydar Fırat. Bütün sorulara içten cevap verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Son sorum benim şey olsun. Hocam, 1 Nisan'dan sonra nasıl bir Türkiye tablosu bekliyorsunuz? Valla ben külahını tabiri caizse masanın üzerine önüne koyup düşünmesi icap eden bir hükümet bekliyorum. Ya daha doğrusu bir yönetici. Çünkü bir kişi var. Sayın Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanı, bu ülke nereye gidiyor? Ben nasıl davranırsam bu ülke birliğini, beraberliğini korur. Bu ülke nasıl huzura kavuşur? Problemleri ben nasıl çözerim? Çünkü iktidarda 4 sene daha var. Bunu düşünme noktasına gelecek diye ümit ediyorum ben. Hırçınlaşırsa kendisine de zarar verir, memlekete de zarar verir. Kendisi her zaman söylüyor, sandık yani vatandaşın, milletin tercihinin görüldüğü yerdir. Ama demokrasi de sandıktan ibaret değildir. Yani onun da diğer özellikleri var, onları bir tarafa korsak biz demokrasi vardır memlekette diyemeyiz. Ben böyle ümit ediyorum. Endişeyi vatandaşı da endişeye sevk edecek özellikleri söyleyeceğimize bunu söylemek faydalı. Çünkü burada bir defa bir beklemediklerinden daha doğrusu beklediklerinden biraz daha fazla bir tepki doğacağı çok açık gözüküyor. Ondan dolayı şimdiden kendilerini hazırlamaları lazım. Bu da başkalarına saldırarak değil, başkalarını anlamaya çalışarak çözülebilecek bir problem. İnşallah öyle olur. Murat Aksoy, sizin de son sorunuz. Ya ben aslında aklımda bir soru vardı ama hani siz demokrasi deyince geçtiğimiz günlerde bir iddianame kabul edildi biliyorsunuz. Osman Kavala ve 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet gezi olayları 2013'te oldu. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Belki son soru olarak da son dönemde size yakın
televizyon kanalınız vardı, TV5 diye. Evet. Ve son dönemde bir atılım yaptı. Toplumun evet. farklı kesimlerinden insanlar program yapmaya başladılar. Evet. O konu hakkında ne düşüneceksiniz? Hani o hangi projeden ya da hangi bakış açısından? Ama ilki daha önemli. Evet. Yani tercih. Yani ilki şu. Şimdi bir yerde bir hadise meydana geldiği zaman iktidar o hadisenin bütün unsurlarını ben belirlerim. Benim dışımda kimse belirleyemez diye bir kanaate sahip. Belirleyemediğim zaman ben bundan zarar görürüm endişesini taşıyor. İşte o zaman attığı adımlar vatandaşlar nezdinde tereddüt doğuruyor. Bunun farkındalar veya değil. Ben burada onu görüyorum. Yani çok ısrarlı olmak, bunu yani hakikaten çok kötü niyetli insanlar da bir şeyler yapmış olabilirler. Ben yok, yapmazlar demiyorum ki. Ama bir şeyi o noktadan çıkarıp, abartıp, büyütüp, Türkiye'nin geleceğiyle alakalı bir mesele haline getirmenin de doğru olmadığı kanaatindeyim. Bazı hadiseleri şu anda yorumlamak tek başına çok büyük bir mana ifade etmiyor. Çünkü şu anda bu yorumlamayı biz içinde bulunduğumuz şartlara göre yapıyoruz. Baskın olan iktidarın medyası, iktidarın sesi, onlar bizim söylediğimizi biraz daha yüksek sesle bağırarak söyledikleri zaman doğru kabul ediliyor. Şimdi siz hangi lafı söylerseniz söyleyin. Hiçbir kıymeti yok. Maalesef. Onun için bu şartların değişmesine ihtiyaç var. Bu makuliyetin gelmesine ihtiyaç var. Bakalım olur mu? Olması için gayret göstereceğiz hepimiz. TV5'e gelince elbette bazı fikirlerin, düşüncelerin kamuoyuna farklı bir şekilde yansıyabilmesi, meselelerin daha rahatlıkla mütalaa edilebilmesi gerekiyor. O noktada bugüne kadar işte medyada farklı mecralarda faaliyet göstermiş olan, şu anda da artık o faaliyetlerini devam ettiremeyen bayağı ciddi bir kadro var. Arkadaşlar bu kadronun içinden TV5'e zenginlik katacak, farklı fikirlerin gündeme gelmesini sağlayacak, makul bir şekilde bu konuların konuşulabileceği bir ortam oluşsun. Aslında hatırlarsanız aynı gayretlerle geçmişte Kanal 7 kurulmuştu. Ve o zaman Ahmet Hakan da Kanal 7'deydi. Kanal 7 haberleri doğru habercilik yönünde herkesin ya ne diyor acaba şuraya bir bakalım dediği bir kanaldı. Sonradan değişti. Şartlar farklı bir noktaya getirdi. Biz arzu ediyoruz ki TV5 ile öyle bir noktaya gelsin. Arkadaşların gayretlerini haklı buluyorum ben. Faydalı da buluyorum. Bir de belki Fatih Portakal'ı da transfer edersiniz. Yani şu anda haber denince. Yok İsmail Bey de Fatih Bey de orada balli bir şey yapıyorlar. Onların mecraları herhalde devam eder değişmez gibi geliyor bana. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Yalnız seçime giderken şunu da bir söyleme ihtiyacını duyuyorum. Bu seçim pusulası. Evet. Şu seçim pusulası. Biz biraz TRT'ye sitem etmiştik. Sonradan geldiler bazıları. Ya bu sitem ettiğiniz kadar değil. Biz sizi de aslında verdik dediler. Biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'nda sıra çekilirken önce hangi partiler hangi sırayla çekecekler? O çekiliyor. Onun arkasından da partiler sıra çekiyorlar. Evet. Hangi parti hangi sırada bulunacak diye. Bizim parti, Saadet Partisi en son sıraya düşmüş. En son çekimi de onlar yaptılar. Ama bize gelene kadar bir zaten bizim olmuş. Böylece iş bitti. Tabii bu da herkes bir yorum yapar. Madem ki seçim pusulasında ilk başta Saadet Partisi var. Biz bizi dinleyenlere de Saadet Partisi'ne teveccüh göstermelerini isteriz, bekleriz. Ben Saadet Partisi'ne oy verenlerin mahcup olmayacaklarına inanıyorum. Düne kadar
gönüllümüzü verdik dediler. Biz bu sefer gönül tek başına yetmiyor. Oyunuza da ihtiyaç var diyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Böylece bizi bu programda sizin vasıtanızla seyreden, dinleyen seçmenimiz böyle bir kanaate gelmesine bizim konuşmalarımızın da faydası olmuştur diye düşünüyorum. Elbette size de teşekkür ediyorum. Biz yani böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için. Her yerde de bize bu imkanı vermiyorlar. Şartlar kısıtlı. Ama olanlar bizim için yeterlidir diye düşünüyoruz. Ben teşekkür ediyorum sizlere de. Böyle güzel sorular sordunuz. Bazı konuları açıklama fırsatını bana bağışladınız. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. Tüm sorularımıza içtenlikle yanıt verdiniz ve bizi genel merkezinizde ağırladınız. Teşekkürler. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ydu konuğumuz ve gazeteci konuklarımız, değerli arkadaşlarım, destek verdi bu programda bize. Özlem Akarsu Çelik, Ali Haydar Fırat, Murat Aksoy'a da teşekkür ediyorum. Yayını burada kapatıyoruz. Birazdan gece bülteni başlayacak. İyi akşamlar efendim.